Birinden bahsedeceğiz. Aslında şöyle desem bitirebilirim. Bir cümleyle bitirebilirim aslında bunu. Çünkü dil bilim zaten dil öğretimi ve yabancılara Türkçe öğretiminde bunun içinde olduğu için zaten dil bilimin bir uygulama alanıdır. Ha, geldi. Dolayısıyla dil bilimin dil öğretimindeki yerini tartışmak bile birazcık abesle iştigal demeyeyim de anlamsız da olabilir ama bizim uygulamalarımıza baktığımızda ne yazık ki bu durumun çok da farkında değiliz. Şimdi Sokrates'in çok sevdiğim bir sözü var. Der ki Sokrates, aklın başlangıcı kavramların tanımlanmasıdır. Şimdi evet, aklın başlangıcı kavramların tanımlanması. Öyleyse biz yabancılara Türkçe öğretiminden bahsederken aslında neden bahsediyoruz? Dilden bahsediyoruz, dil öğretiminden bahsediyoruz, Türkçeden bahsediyoruz ve Türkçe öğretiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla dil kavramı, eğitim kavramı, dil öğretimi kavramı ve Türkçe öğretimi kavramı ve tabii ki dilin doğası, Türkçenin doğası bizim bu süreçlerde bilim alanımızın ontolojisini oluşturacak Dikeşli Gil'in deyimiyle yani bir gezegene benzetiyor Dikeşli. Bilim alanının dayandığı felsefi, sosyolojik temelleri ve bilimsel temelleri ve ontolojisi olmayan bilim adamı, bilim alanı güneşi olmayan güneş bir gezegendir, gezegen gibidir diyor. Dolayısıyla da biz dilden, dil bilimden ve Türkçeden bahsetmeden, Türkçe eğitiminden bahsedemiyoruz bir biçimde. Niçin böyle oluyor? Çünkü işte burada ilişkileri görebiliyoruz şematik olarak. Şunu şöyle yapsam daha iyi olur mu? Olmuyor. Gösteriden çıkalım. Evet. Şimdi neler oluyor? Bakınız dil öğretimi, Türkçe öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi, yatay sıralama hep böyle bir içine girmiş diye. Çünkü Türkçe bir dil sonuçta. Biz Türkçe öğretirken dil öğretiyoruz. Dolayısıyla genel anlamda, evrensel anlamda dil öğretimi ilkelerinden ve dilin doğasından uzaklaşmış. Öğrettiğimiz şey dilse eğer dilin doğasını biliyor olmamız lazım bizim. Çünkü biz ön bilgi olarak, alt bilinç olarak başka bir dili edinmiş olan öğrencilere ikinci bir dil öğretiyoruz. Dolayısıyla dil genelcelerinden, dil evrencelerinden yola çıkarsak öğretimi çok daha kolaylaştırır. Ama yabancılara Türkçe öğretimi dediğimizde bir, dil sistemi, iki, Türkçe dediğim gibi genel anlamda dil olgusu, dil kavramı, dilin doğası. Çünkü ben İngilizce bilen birine, Arapça bilen birine Türkçe öğretiyorsam sonuçta Türkçe de bir dil, Arapça da bir dil, İngilizce de bir dil. Öyleyse ortaklıklarından, farklılıklarından ziyade ortaklıklarından yola çıkarsam çok daha işimi kolaylaştırmış olurum. Tabii ki Türkçe öğreteceksem Türkçenin de kendine özgü özellikleri var, nitelikleri var. Türkçenin de bir doğası var. Türkçenin doğasının dışına çıkarak Türkçeyi öğretemem. Biz ne yazık ki Türkçenin doğasını hem ana dili olarak öğretirken hem de yabancı dil olarak öğretirken çok da dikkate almıyoruz. Dikkate almadığımız için de ne oluyor? Dikkate almadığımız zaman da zaten başarısız oluyoruz. Sonra Türkçe eğitimi, tabii ki eğitimin de kendi ontolojik altyapısı var. İşte eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi vesaire vesaire. Peki bütün bunlar Dikeşligil'in deyimiyle güneş sistemine benzettiği bu ilişkinin güneşi gerçeklik nedir? Gerçekliğin yapı taşı nedir gibi sorulara cevap veren ontolojik sayıltı. Epistemolojik, metodolojik sayıltılar ise güneşe bağlı olarak belirli yörüngeleri izleyen gezegenler gibidir. Bu nedenle bir bilim anlayışının, paradigmanın ne olduğunu anlamanın yolu onun güneşinin ne olduğunu anlamaktan geçer. Öyleyse biz Türkçe öğretimi uygulamaları gerçekleştirirken, tasarlarken, daha program oluşturmada, metodolojiyi seçmede ne öğreteceğim, niçin öğreteceğim, nasıl öğreteceğim sorusunda biz dil bilimle karşılaşıyoruz.
Çünkü dil bilim bizim bütün sorularımıza bu cevapları veriyor aslında. Dolayısıyla dil bilim, dil öğretimine, dil öğretimi dil bilime indirgenemez tabii. Bunu en başından söyleyelim. Sonuçta yine söyleyeceğiz. Dil bilim dil öğretimine, dil öğretimi de dil bilimine indirgenemez. Ancak dil bilimin amaçlarından biri de dil öğretimini kolaylaştırmaktır. Buradan yola çıkacağız. Şimdi bütün dil bilim kuramlarını incelediğimizde, tabii ki dili incelemek gibi dilin farklı ve karmaşık yapısını, farklı ve karmaşık alanlardan yola çıkarak yardımcı disiplinlerden, ortak disiplinlerden yola çıkarak dilin nasıl bir yapısının olduğunu, nasıl bir doğasının olduğunu, niçin o var olduğunu ve işlevlerini ve de edebiyatta ya da sosyal yaşamda nasıl kullanılacağını incelerken aslında bütün kuramlar şöyle ikinci bir dili, yabancı bir dili ya da ana dilini öğrenmeyi kolaylaştıracak bazı önerilerde ve tasarılarda bulunmakta. Dolayısıyla evet, dil bilimin amacı sadece dil öğretimi değildir. Dil öğretimi de sadece dil bilime indirgenemez. Tekrar ediyorum. Ama dil bilimin amaçlarından biri de dil öğretimi olduğuna göre o zaman hiçbir dil öğretim sürecini dil bilimin dışında tutamayız, tutmamamız gerekiyor. Dilin ne olduğu, kökeni, işlevi gibi bilgiler önce felsefenin sorunu olarak ele alınmış. Dil bilgisi, dil bilimi, dil öğretimi süreçleriyle bu ilişki pekiştirilmiş. Dil bilim alanında geliştiren kuramsal ve uygulamalı çalışmalar bir yana, bir yandan dil sistemini çok farklı yönleriyle betimlemeye amaçlarken, bir yandan da dil öğretimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçlamıştır. Şimdi dil öğretimimizde gerçek gerek yabancı dil olarak, gerek de ana dil olarak dil öğretim programlarımıza baktığımızda bilimsel bilgilerle değil, alışkanlıklarla yürüttüğümüzü görebiliyoruz. Dolayısıyla da başarıya ulaşmamız pek mümkün olmuyor. Hep şundan yakınıyoruz. Gençlerimize, öğrencilerimize, vatandaşlarımıza Türkçe'yi öğretemiyoruz. Yabancılar bir yana. Biz kendi insanlarımıza da Türkçe'yi öğretemiyoruz. Niçin? Çünkü dilin doğasını dikkate almayan, dil bilimin ilkelerini dikkate almayan, ki burada bir bilgi alanından bahsetmiyorum aslında dil bilimden bahsederken, daha çok da bir anlayıştan, bir stratejiden bahsediyorum. Bilimsel anlayış. Yani bütün eğitim süreçleri geleneksel anlayıştan yeni eğitim yaklaşımları oluştururken geleneksel bilgiyi bilimsel bilgiye dönüştürmüşler. Geleneksel bilgi bilimsel bilgiye dönüşmüş. Şimdi bilimsel bilgi dil bilimin bize verdiği dille ilgili bilgiler. Onun dışında ne var? Geleneksel bilgi. Geleneksel bilgi nedir? Kategoriktir, alışkanlıklara dayanır, işlevsel değildir ve aslında çelişkisizdir, çelişkilidir. Dolayısıyla bilimsel bilgi niteliği taşımaz. Şimdi Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi diye bir kitap var. Ece Korkut ve İrem Hanım tarafından editörlüğünü yaptıkları bir dil bilimleri ve dil öğretimi. Aslında bunları ayrıntılı olarak anlatıyor. Dolayısıyla ben dil bilimin dil öğretim kuramları alanındaki kısmına girmeyeceğim. Daha çok örneklerden yola çıkararak böyle olmazsa ne olur onu paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dil öğretimi, dil bilgisi dil öğretiminde tartışılan bir konu biliyoruz. Genelde dil öğretimi, özelde yabancılara Türkçe öğretimi bir beceri eğitimi. Bunu biliyoruz. Diyoruz ki dil eğitimi beceri eğitimidir. Öyleyse dil bilgisi öğretelim mi, öğretmeyelim mi? Hem ana dil süreçlerinde, ana dil öğretimi süreçlerinde hem de yabancılara Türkçe öğretim süreçlerinde dil bilgisini tartışıyoruz biz. Ne işe yarıyor, işe yarıyor mu, işe yaramıyor? İşe yaramadığı belli. Ama onun işe yaraması, yaramaması, dil bilgisinin işe yaramaması
acaba dil bilgisinin genel anlamda gereksizliğini mi yoksa bizim dil bilgisi yaklaşımlarımızdaki sorunları mı gösteriyor? Onu tartışmak istiyorum daha çok. Bu süreçte anlama ve anlatma becerileri, dil eğitimi, beceri eğitimi. Hangi beceriler var? Temelde iki beceri, anlama ve anlatma. İşte okuma, yazma, konuşma, dinleme biçiminde boyutlanıyor. Dil bilgisi yeterliliklerini biz bu becerilerin dışında değerlendiriyoruz. Genelde öyle midir? Özellikle de Türkçenin doğasını dikkate aldığımızda mesela dil bilgisi olmadan doğru okumayı, doğru dinlemeyi öğretebilir miyiz? İşte örneklerle onları tartışmak istiyorum. Bu etkinlikler arasında dil bilgisi tartışılır hale gelmiş. Evet, biz dil bilgisini tartışıyoruz. Diyoruz ki dil bilgisi olmasa da olur. Zaten ana dili eğitiminde de dil bilgisini sadece sezgisel boyuta indirdik ortaokulda. Çünkü dili, Türkçeyi edinmiş öğrenciler geliyor, ön bilgileri var. Bu ön bilgileri kolaylıkla uygulayabiliyorlar. Ama bunu bir bilince, üst bilince taşıyabiliyorlar mı? Bunun için tabii ki dil bilgisi gerekiyor. Onu yapmayınca da bu gerçekleşemiyor. Ve aslında sonuç olarak da okuma, anlama becerileri de gerçekleşemiyor. Dil bilgisi öğretiminin amacı, dil bilgisi kurallarının iletişimden gerçek yaşama aktarılmasıdır. Böylece öğrenci kendisine sunulan yapıyı içselleştirip kullanıma dönüştürebilir. Demek ki dil bilgisi zaten beceri edinmeyi amaçlıyor. Bu nedenle dil bilgisi öğretiminde biçim ve iletişim köprüsünün kurulması gerekir. Biçimden iletişime giden yolda dil bilgisinin yalnızca yapılardan oluşan birimler olarak görmemiz değil, aynı zamanda bu yapıların farklı anlamlarına ve kullanımlarına da odaklanmamız gerekir. Şimdi yapıların anlamları, işlevleri, terimler biraz birbirine karışabilir ama sonuçta dil bir yapıdır. Dil bilimin başlamasından sonra, sosyolojiden sonra dil bir yapı. Öyleyse biz dili yapı olarak kullanırız ve anlamaya çalışırız. Dil bilgisi öğretimi amacı derin yapı yüzey yapı ilişkisinin doğru kurulmuş olduğunu sağlayarak, yani test ederek iletişim çatışmalarını engellemek, dilin sunduğu olanakları fark ederek sıra dışı kullanımları anlamak ve dili sıra dışı bağdaştırmalarla kullanabilmektir. Bu ikinci amaç yabancı dil öğretiminin ancak ileri düzeylerinde gerçekleşebilir ama sonuçta olabilir. Öğrencinin bilinçaltı dil yapılarını bilinç düzeyine çıkarma diyor Özcan Demirel. Şimdi Chomsky'nin kuramında böyle bir şey var, biliyoruz. Diyoruz ki her insan bir dil performansıyla doğar. Bir dil yetisi vardır. Fakat bunu alt bilinç olarak edinir. Edinçtir zaten. Daha sonra bir okula geldiğinde, işte Türkçe'yi konuşan insanlar okula geliyor. Biz onlara ana dili öğretiyoruz. Ne yapıyoruz? Aslında alt bilinç olarak edindikleri dili üst bilince taşımalarına rehberlik ediyoruz. Şimdi başka ne yapıyoruz? Dilin işleyiş düzeyini, işleyiş düzenini aslında öğrencilere kavratmak. Öğrencilerin bir iletişim aracı olarak dili doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak. Dil bilgisini bunlara işe yaraması gerekiyor. Peki bizim dil bilgisi öğretimimiz bütün bu işlevleri, amaçları yerine getirebiliyor mu? Eğer getiremiyorsa neden getiremiyor? İşte dil bilim kendisi dil bilgisini dışlıyor mu? Yani dili öğretmemeniz, dil bilgisi biçiminde olmaması gerektiğini söylüyor mu? Hayır, söylemiyor tabii ki. Çünkü dil bilgisi de zaten dil bilimin bir parçası. Dil insan zihninin bir ürünüdür ve bu ürün çok küçük yaştaki bir çocuk tarafından kısa denilebilecek bir dönemde edinilmektedir. Yani 3 yaşında, 4 yaşında, en fazla 5 yaşında hiçbir şey öğretmiyorsunuz, hiçbir ders vermiyorsunuz ama bir çocuk bir dili edinebiliyor. Demek ki bu kadar zor değil. Peki yetişkin insanlar bu kadar zaman harcadıkları halde bir dili, ikinci bir dili neden bu kadar çabuk öğrenemiyorlar? Çünkü edinç, edim fark, ön bilgiler, dil yetisi burada tabii ki ana dili öğrenirken bize çok
fazla kolaylıklar sağlıyor. Dil bilgisi genel olarak belirli bir dilin dil bilgisel tümcelerini üreten bilgi kümesi olarak tanımlanmaktadır. Öyleyse zaten dil bilgisi olmadan iletişim birimini oluşturmak mümkün değil bir dilde. Öyleyse bir dil bilime ama nasıl bir dil bilim? Dil bilim kuramsal bilgilere değil. O dil bilimden edindiğimiz bilgilerin dil öğretimi süreçlerinde uygulanmasına ihtiyacımız var bizim. Arka planda öğretici olarak ya da öğrenici olarak bir kere dilin doğasını dil bilimin kuramlarından hareketle kavramış olmamız gerekiyor. Türkçenin doğasını ve Türkçenin nasıl bir dil olduğunu kavramış olmamız gerekiyor ve üst düzeyde bir dil bilgisel yeterlik oluşturmamız gerekiyor ki bir dili hem yabancılara hem de kendi insanlarımıza çok kolay öğretebilelim. Dil bilgisi sınırlı sayıda kuralla ve tabii sınırlı sayıda sözcükle sınırsız sayıda tümce üretebilen bir sistem bilgisidir. Bu sistem bilgisi kazanılmadan dilin öğretilmesi mümkün değil. İster ana dili olarak öğretelim, ister yabancı dil olarak öğretelim. Neden? Çünkü bir, ana dilimiz edindiğimiz dildir bizim. Öğrendiğimiz dil yabancı dildir. Yabancı ortamlarda öğreniyorsak işte ikinci, üçüncü dil. Mustafa Durmuş'un bu terimler konusunda da ayrıntılı bilgi verdiği çalışmaları var. Mesela yabancı dille ikinci dilin farklı kavramlar olduğunu ifade ediyor. Evet olabilir ama ne dersek diyelim. Bir ana dilimiz var, bir de bizim için yabancı olan bir dil var. Şimdi ne fark var aralarında? Ana dili edinçten edime doğru öğreniyoruz biz. Yani farkında olmadan ediniyoruz. Sonra farkında olmadan edindiğimiz yapıları üst bilinç yapılarına aktarıyoruz. Yani bilinçaltı bilgi, örtük bilgi olarak ediniyoruz ana dilimizi. Peki yabancı dilin farkı ne? Öğrenilen dilin farkı? Dil bilgisinden kullanıma. Birisi kullanımdan, yabancı dil, dil bilgisinden kullanıma doğru öğreniliyor. O zaman edimden edince, edinçten edime bir farklı söz konusu. Üst bilinçle ve sınırlı bellekle ulaşılan bilgi. Yabancı dil öğrenirken bir performansımız, bir edimimiz, bir ön bilgimiz yok. Mesela bize bir cümle söylediklerinde bu cümlenin Türkçe dil kurallarına uygun olup olmadığını hiç dil bilgisi görmemiş birisi anlar. Ama İngilizce bir cümle söylediklerinde, Fransızca yani yabancı bir cümle söylediklerinde biz o cümlenin o dile uygun olup olmadığını fark edemeyiz. Neden? Çünkü böyle bir ön bilgimiz yok. O zaman dil bilgisi öğretimi ana dil bağlamında tartışılsa bile aslında tartışılmamalı. Sadece biçimi, içeriği tartışılmalı. Çünkü bugünkü biçimiyle, kullandığımız biçimiyle örneklerde de göreceğiz zaten. Doğru değil, bunu görüyoruz. Ama eğer söz konusu yabancı dilse, yani bir dili yabancılara öğretiyorsak ya da bir yabancı dil öğreniyorsak, en çok kullandığımız sözcükler bu nedir, bu kitaptır vesaire. Yani cümle nasıl kurulur? İlk kelime nereden başlanır, nasıl birleştirilir? Yani dil bilgisinden başlıyoruz. Hangi yöntemi kullan? İletişimsel yöntem, geleneksel yöntem, üretici dönüşümsel yöntem ne kullanırsak kullanalım. Sonuçta dil bilgisi yapılarını fark ettirmeye çalışıyoruz. İkinci bir dil yani bir yabancı dili öğretirken. Dolayısıyla dil öğreticisinin dil bilgisel yetkinliği öğretim sürecinin etkinliğini ve niteliğini belirler. Peki, diyor ki Einstein, siz bir şeyi büyük annenize anlatamıyorsanız bilin ki gerçek anlamda bilmiyorsunuz. Siz bir şeyi büyük annenize anlatamıyorsanız bilin ki gerçek anlamda bilmiyorsunuz. Şimdi biz Türkçeyi eğer kendi insanlarımıza ve de yabancılara öğretemiyorsak demek ki gerçek anlamda bilmiyoruz. Hangi teknolojiyi kullanırsak kullanalım, hangi araçları kullanırsak kullanalım, hangi yöntemleri kullanırsak kullanalım, gerçekten bilmediğimiz bir şeyi başkalarına öğretmemiz mümkün değildir.
Çünkü o zaman ne yaparız? Bilgileri içselleştiremeyiz, bilimsel bilgiye dönüştüremeyiz, tutarlı hale getiremeyiz, bir dil bilgisel yetkinliğe ulaşamayız. Peki nedir dil bilgisinin yetkinlik düzlemleri? Ki Chomsky açıklıyor bunu. Diyor ki dil bilgisi çalışmasının amacı doğal konuşucunun dilsel sezgisine başvurarak sorunsuz bir veri için betimleme yapmak ve bu betimleme üzerine açıklama getirmektir. Bu yönde Chomsky dil bilgisi için yetkinlik düzlemleri ileri sürmüş. Ne diyor? Gözlemsel, betimlemeli, açıklamalı yetkinlik. Şimdi öğretme süreçlerinde kendi yetkinliğimizi gözden geçirdiğimizde hangi yetkinlik düzeyinde olduğumuzu önce tespit etmemiz gerekiyor. Gözlemsel yetkinlik dil verilerinin düzgün ya da bozuk olma değerlerinin yerinde olup olmadığını belirlemektir. Mesela benim gel bugün dediğimde bunun Türkçe'ye uygun bir cümle olmadığını söylediğimde gözlemsel bir yetkinlik düzeyinde olduğunu söylenebilir. Eğer dil bilgisi dilsel olarak tüm bağlamlarda önemli tüm genellemeleri sunuyorsa dil bilgisi betimlemeli yetkinliğe ulaşmış demektir. Dilsel verilerin temelinde betimlemeli yetkinliğe sahip bir dil bilgisi dilsel evrenceleri sunan bir dil bilim kuramıyla uyumlu olarak açıklamalar getiriyorsa açıklamalı yetkinlik koşulunu yerine getirmiş sayılır. Acaba biz öğrettiğimiz yabancılara ya da ana dil olarak öğrettiğimiz Türkçeyi açıklamalı yetkinlik düzeyinde bir dil bilgisi sistemine ulaştırmış mıyız diye tartışmamız gerekiyor. Eğitimin temel ilkelerinden birinin somuttan soyut olduğu dikkate alınırsa anlama, dinleme, okuma ve anlatma, konuşma, yazma, öğrenme alanlarına yönelik kazanımların gerçekleştirilmesinde dil bilimsel çözümlemelerin yadsınamayacağı değerlendirilir. Tabii ki bu dil bilimsel çözümlemeler aslında dil bilgisi sistemi üzerinde olur. Çünkü Saussure'un ifadesiyle biçimle anlam kağıdın iki yüzü gibidir. Biz biçimden anlama gideriz. Anlamı önce düşüncede birinci eklemlilik düzleminde oluştururuz. Sonra bunu ikinci eklemlilik düzlemine ve yapıya dönüştürürüz. Nedir o? Ses dizimsel ve söz dizimsel. Birinci eklemlilik düzlemi anlamlı birimleri birleştirmek, ikinci eklemleme onu biçime, sese dönüştürmektir. Öyleyse biçimden bağımsız etkinlikleri ve anlamdan bağımsız dil bilgisi çalışmaları anlama ve anlatma becerisine katkı yapamaz. Biz ne kadar anlamaya yönelik etkinlikler yaparsak yapalım, biz ne kadar anlatmaya yönelik etkinlikler yaparsak yapalım, eğer arkasında dil bilimsel bir bilgi yoksa, dilin doğası, işte Türkçeden söz ediyorsak, Türkçenin nitelikleri yoksa, o farkındalıkları kazandıramıyorsak, doğru okumayı, doğru dinlemeyi, doğru duymayı öğretemez. Örneğin, Türkçenin doğasını açıklamalı yetkinlik düzeyinde kavramış bir öğretici, okuma ya da dinleme becerisi kazandırırken, anlam ayıran ve söz dizimsel işlevi olan vurguları sezdirir. Çünkü hep ben işte Türkçe eklemeli bir dildir, Türkçenin doğası. Eklemeli bir dilse, eklemeli dilin özelliklerini sezdirmem, fark ettirmem, onları ön plana çıkararak Türkçe'yi öğretmem gerekiyor. Öğrencilerime dinleme eğitimi vereceğim, yabancı öğrencilerime. Ya da okuma eğitimi vereceğim, seslendirme eğitimi. Örneğin şu iki cümledeki derin yapı farkını dinlediğinde fark etmeyi konuşurken, okurken fark ettirmeyi hedefler. Nasıl? İşte Ömer geldi. İkinci hecede vurgusunu yapıyorsam özne yüklem ilişkisi kurdum. Ömer geldi de bir yabancı öğrenci. Ben bunu ona sezdirirsem ama bunu sezdirmek için bu bilgiye sahip olmam gerekiyor. Ömer geldi. Bakın biçim bakımından aynı yani yüzey yapı bakımından aynı cümle gibi görünüyor. Oysa aynı cümle değil. Neden? İlişkiler farklı. Çünkü anlamı oluşturan sözcükler değil, sözcükler arasındaki ilişkilerdir.
Türkçe eklemeli bir dil olduğuna göre. Zaten Türkçenin diğer dillerden farkı kavram ilişkilerini oluşturma düzleminde olacak. Ki vurgu Türkçe'ye özgü bir nitelik olarak, mesela analitik dillerde vurgu hiçbir şeydir. Çünkü çoğunlukla sabittir zaten, yer değiştirmez. Polisentetik dillerde Çin, Tibet gibi vurgu her şeydir. Çünkü anlam onunla belirlenir. Türkçe sentetik bir dildir, eklemeli bir dil. Vurgu her şey değildir ama hiçbir şey de değildir, çok şeydir. Bunu anlam ayırıcı bir nitelik taşıdığında söz dizimsel ya da sözlüksel fark ettirmem gerekiyor. Yani Türkçe'ye özgü bir biçimde işitme, duyma, dinleme, Türkçe'nin ezgisini anlamlandırma becerisi kazandırmam gerekiyor. Çünkü bir yabancı Türkçe'yi önce dinleyerek başlayacak. Doğru duymayı, söyleyiş olarak, telaffuz olarak, boğumlama olarak, eklemleme olarak, bütün bunların anlamı nasıl etkilediğini fark etmeli. Ben onu fark ettireceğim. Ama çok derin bir bilgiye sahip değilsem, yani açıklamalı düzeyde bir dil bilgisel yetkinliğim yoksa, zaten bunları ben de fark edemediğim için fark ettiremiyorum. Şimdi Ömer geldi. Ömer geldi. Bakın şimdi farklı ezgi. Niye? Çünkü dağılım değişti, bağlam değişti, anlam değişti. İletişim verdiği bilgi değişti. Ömer geldi de özne yüklem. Ömer geldi. Şimdi derin yapı. Ömer, o geldi diyorum. Dolayısıyla orada söylemediğim oyu ezgiyle anlatmış oluyorum. Buradaki virgülün işlevi de zaten o ezgiyi belirtiyor, hatırlatıyor olması. O da anlam kazanıyor. Yazarken bunu yapacak, söylerken de bunu. Önce bunu fark etmeyi, bunu duyurmayı, bunu işittirmeyi öğreteceğim. Tabii ki ona vurgu anlatmayacağım. Ama ikisi arasındaki farkı daha ezgisinden anlamayı, ki bu bir dinleme becerisidir. Daha sonra söylerken de aynı vurguyu uygulamasını bekleyeceğim. Bu da konuşma becerisine dönüşecek tabii ki. Çünkü dinleyerek öğrenecek seslendirmeyi, o ezginin, o vurgunun nasıl anlam ayırabildiğini öğrenmiş olacak. İşlevsel yaklaşıma karşı kategorik yaklaşımı benimseyen dil bilgisi anlayışı, dil birimlerinin birbiriyle ilişkisini irdelemek yerine parçaları tek tek değerlendirmede anlam ve anlatma becerisine katkı yapamamaktadır. Mesela ne yapıyoruz biz? Haleklerini öğretiyoruz. Bütün ağlara yönelme eki diyoruz. Bütün denlere ayrılma eki diyoruz. Şimdi yabancılara Türkçe öğretirken, zaten ana dil olarak Türkçe öğretirken de bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü etiketliyoruz, aynileştiriyoruz ve farklılıkları sezdiremiyoruz. Bu anlamayı da engelliyor, doğru anlatmayı da engelliyor aslında. Mesela A biçim birimine ne diyor? A durum biçim birimi, zorunlu tümleşler, kimi tümcelerde içinlik ve mahsusluk bildiren tümleşler yaparlar. İfadesiyle şu örneklere yer vermiş bir dil bilgisi çalışmasında. Buna kesinlikle imkan yok. Akılda onuru görmeye kudreti yok. Başka türlü sofraları yetiştirmeye imkan yok. Şimdi bunanın, sofraları yetiştirmeyenin, akılda onuru görmeyenin tümleç olduğunu söylüyor. Şimdi Türkçenin doğasına dönersek, dilin doğasına dönersek, bir oluş fiilinin yönelme tümleci alması zaten mümkün değildir. Artı ilişkiler doğru kurulmamış. İlişkiler doğru kurulmadığında da anlama ulaşmak mümkün olmayacaktır. Çünkü anlamak dediğimiz şey Chomsky'nin ifadesiyle derin yapıyla yüzeysel yapıyı örtüştürmektir. Çünkü Türkçe yine doğası gereği ekonomik bir dildir. En az çaba yasası dil bilgisi düzeyinde ortaya çıkar Türkçe'de. 1/1 oranında anlaşılan her şeyi sileriz biz. Mesela özneyi sildiğimiz gibi. Ben geldim yerine geldim diyebiliriz. Pek çok dilde aslında buna imkan verilmez. Şimdi burada bu cümleleri anlamak için aslında böyle çok da ekleri, tümleçleri bulmaya gerek yok aslında.
anlam birliklerini belirlememiz yeterli. Şurada bunayla, bu sözcüğü imkanla ilişkili, yokla değil. Dolayısıyla bunun imkanı yok demek aslında. Bunu bir başka dile, yani yabancıya öğrettiğinizde o tabii ki kendi dilinde kurgulayacak. Aslında ve bu cümleyi anlamaya çalıştığında anlama ulaşamayacak bu açıklamayla. Neden? Çünkü bunayla imkan arasında ilişki kurması gerekiyor. Bu ilişki ancak bize anlamı, iletişim içinde yer alan ileti, bunun imkanı yok demek istiyor. Akılda onuru görmenin kudreti yok demek istiyor. Yani burada eğler, yönelme, mahsulluk için mahsusluk anlamında değil. Sofraları yetiştirmeye imkan yok. Sofraları yetiştirme imkanı yok demek istiyor. Dolayısıyla şimdi dil bilimsel yaklaşımla ne yapıyoruz? Evrensel bir şematik ilişki yöntemiyle biz bağıntıları gösteriyoruz. Yani Lucien Tenier'e cümle kurmak bir bağıntı oluşturmaktır diyor. Bir iletiyi biçime dönüştürmek aslında bir bağıntı oluşturmaktır diyor. Dolayısıyla da o bağıntıları zihnimizde oluşturamıyorsak hiçbir dilde hiçbir cümleyi anlamamız mümkün değil. Eğer Türkçeyi yabancılara öğretiyorsak bizim o bağıntıları mümkün mertebe şemayla da gösterebiliyor olmamız lazım. İşte oklama yöntemi bu yöntemlerden biri, Efrasiyab Yamalmaz'ın yöntemi. Şimdi bizim dil bilgisine yansıması geleneksel yaklaşım, hani işte öğelere ayırıyoruz ya ve öğeleri ayırırken ilişkilere hiç dikkat etmiyoruz. Yani dil bilimden yararlanmıyoruz. Dil bilimden yararlanmadığımız zaman dilin doğasını dikkate almadan çözümlemeler yaptığımız zaman da doğru sonuçlara ulaşmamız tabii ki mümkün olamıyor. Örneğin TEOG'da, o zaman adı TEOG'muş, bir soru sormuşlar. Diyorlar ki azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır. Bu cümlede vurgulanan öğe aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş soru. Yer tamlayıcısı. Şimdi yer tamlayıcısı ne? Mutluluğa diye işaretlenmesi gerekiyor. Doğru cevap da yer tamlayıcısı olması gerekiyormuş. Ama öğrenci aslında çok daha doğru dürüst ön bilgisiyle, edinciyle, Türkçe konusundaki dil edinciyle aslında doğru yanıtı daha doğru bir biçimde bulmuş. Ama sorunun yanıtı A seçeneği, yer tamlayıcısı. Şimdi öğrenci, bu benim elime nasıl geçti? Bunu bir öğrencim getirdi. O da Türkçe öğretmenim. Çocuk sınavdan çıkarken demiş ki öğretmenim ben bu soruyu çok doğru yaptım. Mutluluğa ulaşmak zaten bir birleşik fiil, onu ayırmadım. Dolayısıyla yer tamlayıcısı yok. Her zaman vurgulu olması gerekiyor diye her zamanı seçmiş o, ama cevabı yanlış. Şimdi dil bilimin bir özelliği var. Yani dil bilimsel bilginin, dil bilimsel dil öğretiminin bir özelliği var. Nedir o? Konuşma dilinden yola çıkar. Zaten bizim dil yabancılara Türkçe öğretiminde kullandığımız yöntemler de konuşma dilini esas alıyor ve konuşma dilini öğretmeyi hedefliyor. Şimdi bu cümleyi mutluluğa vurgulu şekilde söylemeye çalışın, söyleyemezsiniz. Yani bir test etsek, bilimsel bilgi nasıl bilgidir? Test edilebilen bilgi. Bunu test edemezsiniz. Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır demek sıra dışı bir kullanım olur. Yani böyle bir vurgu yok, böyle bir ezgi yok. Her zaman her bir vurgulama ögesidir zaten. Dolayısıyla herin olduğu yerde vurgu vardır zaten, nerede olursa olsun. Şimdi burada şu geleneksel bilgiden yola çıkmışız. Yükleme yakın olan öge vurguludur diyoruz. Oysa burada zaten mutluluğa ulaştırmak, öğrencinin dediği gibi bir bileşik fiil olan mutluluk zaten soyut bir isim. Soyut ismin yer tamlayıcısı olması mümkün değil. Neresinden baksanız zaten dil bilime aykırı bir davranış. Şimdi Türkçe bilgiyi, düşünceyi farklı yapılarıyla aktarma seçeneği sunar. Eğer biz Türkçe öğretiyorsak, başkalarına Türkçe öğretiyorsak,
Mutlaka Türkçenin bu özelliğini dikkate almamız gerekiyor. Etkin anlama ve anlatma bu seçenekler arasındaki anlam inceliğini sezmekle mümkündür. Öyleyse öğrencilerimize biz bunu sezdireceğiz, yabancı öğrencilerimize. Nasıl sezdireceğiz? Örneğin konuşan kişinin görülen geçmiş zamanda gelme eylemini gerçekleştirdiği bilgisi Türkçe'de farklı biçimlerde ifade edilebilir. İşte ben geldim diyebilirsiniz, geldim diyebilirsiniz, geldim ben diyebilirsiniz, gelen bendim diyebilirsiniz, bendim gelen diyebilirsiniz. Şu yansıda gördüğümüz Google çevirisi, ben geldim, geldim ve gelen bendim, bendim geleni aynı biçimde çevirmiş Fransızcaya. Ki bunun İngilizce versiyonu da aynı şekilde görüyorsun. Ama geldim ben. Bakın şimdi biz Türkçe öğretirken ben geldim'e düz cümle, kurallı cümle, geldim'e eksiltili cümle, geldim ben'e devrik cümle, gelen bendim'e isim cümlesi kurallı, bendim gelene devrik isim cümlesi diyor isek. Aradaki anlam zenginliklerini, inceliklerini sezdiremiyoruz demektir. Türkçe'de şunlardan bir tanesine doğru kurallı demek, diğerlerine işte devrik, eksik falan demek anlamaya ve anlatmaya katkı yapmaz. Türkçenin anlaşılmasına katkı yapmaz. Dil bilimsel değildir. Çünkü ne yapıyoruz? Etiketliyoruz, kategorize ediyoruz, adlandırıyoruz ve bazılarını da dışlıyoruz zaten. Şimdi Google geldim beni, je suis là, buradayım, oradayım biçiminde çevirmiş. Gelen bendimi de çok farklı bir biçimde çevirmiş aslında. Şuraya person koymuş buraya, kişi, gelen kişi bendim anlamında. Yani yapıyı çözümlemiş ve yapıyı karşılaştırmış. Dolayısıyla da dil bilimsel bir anlayış için biçimin adlandırılması anlama ve anlatmaya katkı yapmaz. Dolayısıyla bizde sorunlu olan, yani hem yabancılara Türkçe öğretim bağlamında hem de Türkçe öğretim bağlamında sorunlu olan dil bilgisi değil, o dil bilgisini oluşturan bilimsellikten uzak anlayıştır. Evet. Anlatabilmenin en kısa yolu yüzey yapı ile derin yapı arasında derin yapıyı eşleştirmektir. Dildeki en az çaba kanunu nedeniyle bazı biçim birimler yüzeysel yapıdan silinebilir. Bu yapıların anlaşılabilmesi için yüzeysel yapıdaki sıfır biçim birimlerin derin yapıda karşılanmasını anlamayı sağlar. Mesela ölümden korkmayan canlar Türk'ündür dizesini anlamaya çalışan bir 6. sınıf öğrencisi, ki yabancı öğrencilerde de bu gözlenebilir, Türk'ün kelimesini anlamadığını ve sözlükte de bulamadığını belirtmiş. Çünkü öğretmen de ona nasıl anlatacağını bilemediğini ifade ediyor. Oysa derin yapıyla yüzey yapıyı eşleştirmesi öğrencinin anlaması için gerekli, yeterli etkinlik olacaktır. Ölümden korkmayan canlılar Türk'ün canlılarıdır biçiminde tamamlaması yeterli olacaktır. Yabancılara bunu mutlaka göstermemiz lazım. Mesela Türkçe'de bu ekonomik yapıdan dolayı ortaya çıkan boş kümeleri gösteren ya da soran alıştırmalarında Boğaziçi Dil Okulu'nun Türkçe öğretim kitabı. Orada mesela çok doğru bir biçimde bu eksiltili yapıları göstermeleri isteniyor yabancı öğrencilerin ne zaman anlama egzersizleri sırasında, dil bilgisi bağlamında. Ekleri soruyor ama boş kümeleri de soruyor. Hangisinde boş küme olacak, hangisinde boş küme olmayacak? Şimdi boş kümeyle gösterilmesi, bu da dil bilimsel bir yaklaşım ve ben bir tek yabancılara Türkçe öğretim kitapları arasında Boğaziçi Dil Okulu'nun Türkçe öğretim, ki A1 düzeyindeydi. Evet, A1 düzeyindeki kitapta bu doğru etkinlikleri gördüm. Onlar hiçbir zaman mesela A yönelme eki demiyor, dan ayrılma eki demiyor. A durum eki diyor, dan durum eki diyor. Sonra danın bütün farklı işlevlerinin kullandığı cümlelerle danın farklı işlevlerini sezdiriyor. Yani yabancılara Türkçe öğretiminde
Bunu nasıl kullanırım? İşte böyle kullanabiliriz. Yine dil bilgisi alıştırmaları yapıyorlar. Yine metin okuyorlar. Fakat o metinlerde sistemi, dil sisteminin yapısını parçalamadan ve de çok işlevli bir biçim biriminin tek bir işlevini vurgulamadan durum eki diyor. Çok genel bir şey. Dan aslında durum eki demeye bile gerek yok. Dan eki, a eki deyip çok farklı işlevlerle kullanıldığı örnekleri alt alta getirip dan ekinin işlevlerini sezdirmek, buluş yoluyla tartışarak buldurmak çok daha etkili bir öğretim biçimi olacaktır. Çünkü dan eki, ayrılma eki dediğinizde ki ana dil eğitimi süreçlerinde de bunu yapıyoruz. Böyle bir ön yargı oluşuyor, böyle bir bilgi oluşuyor ve bu ekin kullanıldığı ya da başka ekler için de geçerli bu, başka şeyleri anlamamız mümkün olmuyor. Mesela bütün yabancılara Türkçe öğretim kitaplarında ortak zaten mesela. Çoğul eki lar diye anlatıyor. Larler. Çoğul eki larler. Şimdi larler ekini anlatabiliriz. Sayısal işlevini de vurgulayabiliriz. Ama bir, lar eki sadece çoğul eki değildir. İki, Türkçe'de çoğul sadece lar ekiyle yapılmaz. İşte bu kapıyı açık bırakmadığımız için çoğul eşittir, lar ekidir diye anlıyor bizim öğrencilerimiz. Şimdi biz biliyoruz ki Türkçe'de 1 bölü 1 oranında her şey siliniyor ve 3 kitap dediğimizde biz lar ekini bir daha kullanmıyoruz öbür dillerden farklı olarak. Dolayısıyla lar ekini bir çoğul diye anlattığımız zaman yabancı öğrencimiz bunu kullandığında 3 kitaplar diyebiliyor. Dolayısıyla biz onu yanlış kabul ediyoruz. Yani ben kurultaylarda ve araştırma makalelerinde en çok okuduğum ya da dinlediğim yabancılara Türkçe öğretim konularından biri. Yabancı öğrenciler hangi yanlışları yapıyorlar? Mesela sayı sıfatlarından sonra çoğul ekini kullanıyorlar. Şimdi neden? Çünkü onların dilinde sıfatla mevsuf arasında uyum kuralı var. Dolayısıyla onlar birden çok, yani bazı kitaplarda hatta şunu yaz, en az iki, en az iki, lar eki en az iki olan bir şeyi niteler. Peki en az iki ise iki kitap dediğimdeki o çokluğu nasıl karşılayacağız ki ana dilinde bile ben işte derslerimde, Türkiye Türkçesi derslerimde aşağıdaki metinde altı çizili isimleri sayı bakımından betimleyiniz dediğimde masanın üstünde 3 kitap vardı dediğimde kitaba tekil diyor. Mesela 3 kitaptan bahsediyoruz biz. Şimdi Türkçe yabancılar Türkçe öğretim kitaplarını incelediğimde de çoğul eki lar ama sadece larla çoğul eki yapmıyoruz. O zaman mesela bütün elmalarla bütün elmalar arasındaki farkı bilemiyoruz. Çünkü bütün elmanın bölünmemişliği, parçalanmamışlığı, tek parça olan bütün elmalardan bahsediyoruz. Mesela bazı belgisiz sıfatlar var ki sayıyla alakalı. Çokluk ekini gerektiriyor çünkü bütün de olduğu gibi. Neden? Çünkü bir anlam karışıklığı. İşte burada da dilin doğası, Türkçenin doğası, Türkçenin yapısı, incelikleri. İşte bunları açıklamamız gerekiyor ki bir örneği gördüğümüzde ikinci örnekte ya da öğrencimiz bir örneği böyle anlattığımızda İkinci örnekte aynı hatayı yapmasın. Türkçe'de 3 kitaplar, 5 kitaplar değil, 3 kitap dendiğini, bunun Türkçenin bir kuralı olduğunu çünkü 1 bölü 1 oranında anlaşılıyor diyor. 2 zaten sayı anlattığına göre belirsiz çokluk ifade edenleri bir daha kullanma gereği duymuyoruz. Şimdi ben yabancı dil öğrenirken de mesela Fransızca'da sıfatla mevsufun sayı bakımından mutlaka uyumlu olmasını, dolayısıyla isim çokluksa sıfatın da çoğul olması gerektiğini öğreniyorum. Neden? Çünkü o Türkçe gibi değil. Biz Türkçe yabancı dil olarak öğretirken öğrenciye sürekli ha, Türkçe zor değil, kötü değil, fakir değil, yoksul değil, sadece farklı. Sadece farklı. Farklı olmasını da
kavrayacak, öğrenecek. Bu doğrultuda bir tutum geliştirecek. Yani çünkü diller birbirinden farklı, dilin doğası gereği. Peki ne farklı? Kavram ilişkisi kurma biçimleri farklı. Yoksa bütün dillerde isimler var, sıfatlar var, zamirler var, zarflar var, eylemler var. Fark eden ne? Bunların birbiriyle ilişkisi. Bir dil öğrenmek de bu demek zaten. O zaman Türkçe'de bu kavram ilişkilerini öğrenirken de herhangi bir dilde bu ilişkiler konusunda mantık aramayacağız. Ona göre bir tutum geliştireceğiz. Burada da işte ölümden korkmayan canlar Türk'ün canlarıdır dediğimizde anlam orada. Şimdi Türk'üdür. Bakın 6. sınıf öğrencisi diyor ki ben Türk'ün kelimesini bulamadım. Çünkü Türk'ün canı. Yani İstiklal Marşı'nda da var. O benim milletimin yıldızı. O benimdir, o benim milletimindir ancak milletimin olan ne diye sorduğunda tamlayanı bulamıyoruz, tamlananı bulamıyoruz. Tamlayan var, tamlananı bulamıyoruz. Neden? Çünkü ilişki, bağdaşıklık, bağlam içinde, metin içinde kavrayamıyoruz. İşte bunu kavramak için de dil bilim temelli bir dil öğretim yaklaşımı. Ve bu dil bilgisini yani dilin doğasını, yapısını bir sistem olarak niteliklerini bütün becerilerde kullanmak. Sadece dil bilgisi becerisinde, dil bilgisel yeterlikte değil. Okuma, çünkü okuma bir dil bilgisidir. Nerede vurgu, onu biliyor olacağız. Yazma, dinleme, hepsinde bu bir bütün olarak sistem zaten. Dil bir sistem. Sistem ne demek? Bütün parçaların birbirleriyle ilişkide olduğu bir bütün. Öyleyse o bütünü dil bilgisiyle, anlamasıyla, dinlemesiyle, çünkü hiçbiri diğerinden bağımsız değil. Çünkü kubaşık bir beceri sonuçta. Ben okumayı bilmiyorum ama işte iyi anlıyorum. Bu mümkün olamıyor ne yazık ki. Sözlükse sözizimsel karşıtlığı, dil çift eklemli bir sistem. Yine dilin doğası. Öyleyse sözlüksel olanla sözizimsel olanı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Karıştırdığımızda ne oluyor? Diyoruz ki bir sözcük Türkçe'de hem sıfat hem zarf hem isim olabilir. Oysa dilin doğasına aykırı böyle bir şey. Çünkü evet biz ismi sıfata zarfa dönüştürebiliriz. Zarfı sıfatı isme dönüştürebiliriz. Ama işte Türkçe her dil bilgisi bu aktarmanın yollarını dil bilgisel olarak öğretiyor bize. Bir sıfatı isme dönüştürecek ekler vardır. Bir ismi sıfata dönüştürecek ekler vardır. Bir fiili sıfata dönüştürecek ekler vardır. Bir fiili isme dönüştürecek ya da bir ismi fiile dönüştürecek ekler vardır. Bu eklerin sıfırlaşmış olması, yani yüzey yapıda kullanılmamış olması onların olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi Türkçenin yapısını dikkate almadan bu ilişkileri birbirine karıştırırsak, sözlükselle sözcizimsel olanı, kavram ilişkilerini dikkate almadan anlamaya çalışırsak zaten anlamada gerçekleşemeyecek. Niye? Çünkü dil bilgisi üst dil işlevinin kullandığı soyut bir alan. Kurmacı olan dil ile dil dışı gerçeklik arasında ilişki kurabilmek ya da soyut alanda somut bilgiler oluşturmak için kavramların sözlüksel olarak tanımlanmasının sıra dil bilgisi olanları bakımından belirlenip sınırlandırılması gerekli. Aksi takdirde sözcük türlerinde belirsizlik ortaya çıkar. Şimdi biz buna alışmışız. Sözlüksel olanla sözcüzümsel olanı karıştırmamak gerekiyor. Bir sözcük türlerden sadece birine girebilir. Sözcüzümsel bağlamda farklı işlevlerde kullanılabilir. Yine Türkçenin yapısı gereği. Çünkü Türkçe eklemeli bir dil, sentetik bir dil, matematiksel bir dil. Matematikte nasıl sayıların yerini değiştirir, rakamların yerini değiştirdiğinizde sayısal değer değişiyorsa Türkçe'de de aynı şey söz konusudur. Yani permutabdır, sıra değiştirebilir, yer değiştirebilir. Yer değiştirdiğinde herhangi bir biçim birim ya da herhangi bir öbek anlam değişir. Çünkü bağlam değişiyor, dağılım değişiyor. Bakın Türkçe hangi dil bilim kuramına bakarsanız bakın aslında mükemmel dil örnekleri sunuyor. Dağılımsal dil bilim anlamında, bağımsal dil bilim anlamında, üretici dönüşümsel dil bilim anlamında. Johann van der Waal diyor ki Chomsky Türkçe bilseydi dil bilim kuramı çıkmaza girmeyecekti. Niye?
Çünkü İngilizce ile olmuyor. Çünkü Türkçe'de çok daha fazla cümle üretimi gerçekleştirebiliyorsunuz, dönüştürebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bir cümleyi farklı. Çünkü yer değiştirmeye izin veren bir söz dizimi var. Matematiksel dilde işte bu anlamda. Mesela 1, 2, 3 yerini değiştir. 3, 2, 1 başka bir şey oluyor. Türkçe'de işte bunu yabancılara da sezdirmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Ama iki farklı şey, asla aynı şey olmayacak zaten. Deni, Jean Deni'den söz ediyoruz. Türkiye Türkçesinin modern dil bilgisini yazanlardan, ilk yazanlardan biri. 1952 baskısından okudum ama ben aslında 20'lerde yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Le Grammaire Türk, Diyalekt Osman orada diyor ki, Türkçenin en önemli yapısal özelliklerinden birini dikkate almadığı için böyle bir sonuca varıyor. Diyor ki Türkçe dil bilgisi çalışmalarında yaygın bir biçimde kabul gören Altay dillerinde isimlerin bir nesne adı, bir sıfat veya zarf işlerinde kullanılabildiği. Bu bakımdan belirsizliğin olduğu düşüncesi bu yanılgının bir yansıması olarak değerlendirilebilir ki diyor ki uzun söz söylemeyiniz. Sözü uzun bir biçimde uzunca uzun söylemeyiniz. Şimdi bu biçimdeyi buraya koymazsak, cayı buraya koymazsak, sıfır biçim birimini göstermezsek bir yabancıya bu yapıyı kavratmamız mümkün değildir. Zaten Döni de kavrayamamış. Uzun söylemeyiniz diyor ki uzun burada zarftır aslında diyor. Ama dikkat ederseniz ne par par long man yani uzunca konuşmayınız anlamda. Long sıfat, long man. Bak Fransızca'da bunu zarfa dönüştürüyor. Diyor ki Türkçe'de hayır şuradaki ca var. O ca'yı biz kullanmadan da aslında yüzeysel yapıda kullanmadan da derin yapısında ifade edebiliyoruz. Nereden anlıyoruz? Vurgusundan anlıyoruz. Vurgusundan çünkü sıfatla zarflar arasında Türkçe'de vurgu farkı vardır. Aynı sözcük hem sıfat hem de zarf olarak kullanılıyorsa vurgusu mesela artık, şimdi. Mesela artık demir almak günü gelmişse zamandan, artık demir almışsa gemi hurdacıya gider. Artık demir. Ama şimdi okumayı öğretiyorum bakın. Artık demir almak günü gelmişse zamandan ne oldu? Zarfı sıfat gibi söyledi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan diye okumam gerekiyor. İlişkiyi doğru anlamışsam doğru okuyabiliyorum. Kavram ilişkisini doğru kuramamışsam yanlış okuyorum ve yanlış okuduğumda da zaten yanlış anlıyorum. Canı cananı bütün varımasın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Tek vatandan söz etmiyoruz tabii. Dünyada cüda. Dünyada cüda etmesin dersek bu dünyada etmesin öbür dünyada edebilir anlamı çıkar. Oysa dünyada dediğimde asla anlamına gelir. Dünyada vermem, ahirette belki ama dünyada vermem, asla vermem anlamına geliyor. Ebedi yurdumun üstünde benim, yurt ebedi değil, ebedi yurdumun üstünde benim dememiz bakın seslendirirken, duyarken, dinlerken vurgu farkı eşittir, anlam farkı ve sözcük türlerini ayırıyor. Dolayısıyla sıfatla zarf sanıldığı gibi Türkçe'de Jean Dönin'in bize anlattığı gibi öyle aynı sözcükler değil. Yabancılara öğretirken de aslında bunu anlatmamız değil pek tabii ki. Sezdirmemiz gerekiyor en azından seslendirirken ve dinlerken. Biri konuştuğunda artık diyorsa, şimdi geliyorum diyorsa bu geliveriyorum demektir. Ama şimdi çalışıyorum diyorsa şu anda şu zamanda demektir. Dolayısıyla doğru anlamak için doğru duymak, doğru söylemek için de doğru anlamak gerekiyor. Mutlaka bir adın önünde bulunması ve o adı nitelemesi ve belirtmesi gerekir. Dil bilgisi kitapları böyle diyor. Sıfat ve zarf sözlüksel niteleyicilerdir. Türkçenin eklemeli yapısı gereği sözcüğün anlamını, görevini bulunduğu yer değil, kurduğu derin yapı ilişkisi belirler. Derin yapı yüzeysel. Şimdi diyoruz ki
İsim fiilin yanındadır. Oysa isim fiili yüzeysel yapıda bulunduğu yer itibariyle değil, derin yapıları ilişkisiyle. İşte o ilişkiyi sezdirmemiz gerekiyor. Çünkü kavram ilişkisi derin yapıda olur. Mesela Türkçe sözlüğe bakıyor. Türkçe sözlükte bile diyor ki bütün İzmit bir leylak demeti gibi bembeyaz gözlerinin önünde açıldı. Bembeyaza sıfat diyor ama ikinci de zarf diyor. Zarf. Bembeyaz açıldı. Şimdi beyaz açılmakla kırmızı açılmak arasındaki farkı söyleyebilir miyiz? Bütün İzmit bir leylak demeti gibi. Bembeyaz açıldı. Bembeyazın açıldığı nitelediğini söylüyor. Oysa bembeyaz açılmak fiiliyle değil, leylak demetiyle ilişkilidir. Bembeyaz bir leylak demeti gibi gözlerinin önünde açıldı. Şimdi bu bembeyazı o zaman niye sona getirmiş? İşte bu da Türkçenin güzel yanı pek tabii ki. Sıra dışı dizimle dilin yaratıcılığını konuşturuyor. Çünkü dilin tek işlevi iletişim değildir. Yaratıcılık da onun işlevlerinden biridir. Türkçe gibi bir dilde görevi belirleyen sözcüğün bulunduğu yer değil, derin yapı ilişkisi. Niye eklemeli dil? Eklemeli dil çekimli olmayan dildir. Dolayısıyla bir sözcüğün görevini ya da anlamını bulunduğu yer değil, kavram işte derin yapı. O derin yapıdaki kavram ilişkisi. Paşa'yı elinde filinta Kuvayi Milliye kıyafetinde gördüm. Bakın Kuvayi Milliye kıyafetinde olan paşadır, ben değil. Dolayısıyla şu Kuvayi Milliye kıyafeti paşa ile ilişkilidir. Gördün ne değil. Binatlı akınlarda çocuklar gibi şendik hissettirmemiz lazım, sezdirmemiz. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhattin var. Bakın gibi biz geleneksel dil bilgisinde alışkanlıklarımızla hep benzetme edatı, benzetme ilişkisi kurduğunu zannediyoruz. Oysa örneğin ben senin gibi annem var çok şanslıyım, sizin gibi öğrencilerim var çok şanslıyım dediğimde ben size benzeyen öğrencilerden bahsetmiyorum. Senin gibi dostu olan düşmanı ne yapsın? Bizzat senden bahsediyorum ben. Dolayısıyla bu gibinin benzetme işlevi olmadığını kavram ilişkilerinden hareketle görmemiz. Mesela bu gibiyi öğretmemiz gerekiyor yabancı öğrencilerimizle. İki şey, biri birine benziyor. Mesela işte pamuk gibi kağıt, kağıt pamuğa benziyor. Ama senin gibi öğrencim var, çok şanslıyım dediğimde aslında bunun o işte kağıt gibi pamuk gibi kağıttan farklı olduğunu bu farklı işlevlerini alt alta koyarak göstermemiz gerekiyor ki yoksa işte buna benzetme edatıdır, diğerine açıklama edatıdır demeye gerek yok. Bakın zaten üst üste yani çocuklar gibi şen. Biz çocuklara benziyoruz. Şenlik bakımından. Ama burada Serhaddin iman dolu göğsüne benzemiyor. Bu başka bir şey. Zaten iman dolu göğsü olanın Serhaddi olmaz. Hem Serhaddin yok diyor aslında. Şuradaki var da yok anlamında. Çünkü iman dolu göğsün varsa Serhaddin yoktur. Bağlama bakarsanız, metne bakarsanız. Şimdi tabii ki yabancıya bu çok derin örtük anlamları anlatmayacağım ama farklı kullanımlarını göstererek gibinin farklı işlevleri olabileceğini ifade edeceğim. Çünkü bu dil bilimsel bilgidir. Çünkü ne yapmıyorum? Etiketlemiyorum, barkodlamıyorum. Bilgiyi oluşturmasını ve farklı örneklerde de kullanabilmesini yani transfer edebilmesini bilimsel bilgiye dönüştürülebilmesini sağlamaya çalışıyorum. Türkçe örneklerden hareketle. Asla dil bilgisel işlevlerini anlatmam. Mesela bakıyoruz işlevsel dil bilgisi son derece önemli. Çok da kitaplar yazılıyor bu konuda. Gördüğünüz gibi bu kitapta onlardan bir tanesi yabancı dil olarak Türkçe öğretimde işlevsel dil bilgisi. Fakat bu işlevsel dil bilgisinin içindekileri açıyorsunuz. İşte dan ayrılma eki, lık isimden isim yapan eki. Şimdi lık'ı isimden isim yapan eki olarak öğrettiğinizde tam benlik geldi mi öğrenci sözlüğü arayacak bulamayacak. Hatta benliği başka bir şey olarak bulacak ama bu konu tam benlik dediğinde oradaki lik'in farklı işlevi. Çünkü sınırlandırdık. Çünkü bir
oluşturduk. O paradigmanın dışına çıkamayacak. Oysa sadece Daniki diye anlatsa, biraz önce Boğaziçi Dil Okulu'nun kitabında olduğu gibi Dan Durum Eki. Ve çok farklı mesela Dan hoşlanmak, Dan bahsetmek, Dan korkmak, bütün onları almış, Dan ayrılmak, Dan gelmek, Dan geçmek gibi bütün yapıları almış. Hemen hemen bütün işlevleri örneklendirmiş. Sonra kalıp içinde, o şekilde yapı içinde, bakın dilin doğası dedim. Dilin doğası değil, bir yapıdır. O zaman biz yapıyı öğreteceğiz. Yapıyı oluşturan biçim birimleri tek tek değil. Çünkü o biçim birimler tesbih halkaları gibi yan yana durmuyor. Zincir halkaları gibi iç içe geçiyor. Ve iç içe geçtikten sonra da bambaşka bir şey. Mesela evde annemden başka kimse yok. Evde kimse yok. Bakın, yokla den başka kimse, kimse yokla den başka kimse yok arasında fark var. Evde annemden başka kimse yok dediğimde kimsenin, bir kimsenin var olduğunu söylüyorum. Şimdi bu örneklerle işte asla dil bilgisel terimler kullanmaya bile gerek yok. O kavram ilişkilerinden hareketle anlamaya ve anlatabilmeye katkı yapmamız gerekiyor. Örneğin şunu alsak. Çiçeksin bayılır kuşlar kokundan benim çok sevdiğim bir örnek. Pek çok yerde kullanıyorum. Şimdi burada izleyenler arasında da ha ben bunu biliyorum diyenler olacak. Çiçeksin bayılır kuşlar kokundan, her dalın bir yaki zümrüt okundan, müjdeler fısıldar ergenekondan, bu sese gönülden hayran gibisin. Şimdi bu kitapta den ayrılma eki diye anlatıyor. Deni ayrılma eki diye anlattığınızda o öğrenci, yani dil bilgisi kısmında üstelik yabancılara Türkçe öğretimi diyen bir kitap, hemen içindekilere bakın. Den ayrılma eki, de bulunma eki, işte e yönelme eki diye böyle etiketliyor. Tek bir işleve indirgiyor. Sonra da diyelim ki şöyle bir metin geldi metin içinde. Çiçeksin bayılır kuşlar kokundan, her dalın bir yaki zümrüt okundan, müjdeler fısıldar ergenekondan, bu sese gönülden hayran gibisin. Şimdi burada her dizede den var ama hiçbirinde ayrılma işlevi yok. Şimdi deni ayrılma diye öğrenen herhangi bir öğrenici, Türkçe'yi öğrenen herhangi biri nasıl anlayacak? Nerede bulacak? Şimdi dil bilgisinde bulamayacak, sözlükte bulamayacak, hiçbir yerde bulamayacak bütün bunları. Dolayısıyla da böyle bir anlama kedi engeli ortaya çıkmış olacak. Şimdi yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında alan yazında yanlış çözümleme makalelerine çok rastlıyoruz. Kongrelerde de işte öğrenciler şu yanlışları yapıyorlar, şöyle yapıyorlar. Aslında yanlışları çözümlerken bile Türkçenin ve dilin doğasını çok fazla dikkate almıyoruz. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin alan yazında çok az değinilen önemli sorunlarından biri, Türkçe eğitiminin dil ve eğitim bilim ontolojisi temelinde kurgulanmamış olması. Bir başka ifadeyle yetkin bilme süreçleri oluşturmadan öğretme sürecini gerçekleştirmeye çalışılması. Chomsky'nin ifadesiyle açıklamalı dil bilgisel yetkinliğe ulaşmadan böyle yanlış çözümlemene girdiğini, mesela ben bir kurultayda dinlemiştim yine, benden bahsetti, beni bahsetti. Diyor ki bu kullanımın dil bilimsel argümanları araştırılırsa yanlış çözümlemenin yaklaşımının yanı sıra dilin doğası ve dil öğrenimini düzenleyen zihinsel süreçlerle açıklanabileceği ve bu açıklamanın anlamaya ve öğrenmeye katkı yapacağı görülür. Şimdi bir öğrenciniz yazı yazıyor, benden bahsetti yerine beni bahsetti diyor. Siz diyorsunuz ki hayır bu yanlış. Neden? Çünkü ayrılma eki yerine yükleme hali eki kullandın diyoruz. Oysa durum öyle midir? Ben bahsetmek, iyi konuşmak demek zaten. Yani Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen birisi benden bahsetti dediğinizde beni konuştu. Yani bahsetmek fiilinin anlamına bakıyor, sözlüğü açıp bakıyor. Sonra da beni konuşmuş, o zaman beni konuştu diyebiliyor, daha kolayına geliyor. Çünkü den zaten ayrılma diyor, burada bir ayrılma yok, onu görebiliyor. Geleneksel dil bilgisinde dan biçim birimi ayrılma ablatif, yi ise belirtme yükleme aksatif olarak kategorize edilmekte. Öğretme sürecinde dizim içindeki işlevi tartışılmamakta. Türkçe öğreticisi bahsetmek fiilinin danlı belirteç alması gerektiğini kural olarak öğretmektedir. Şimdi koyuyorsunuz bunu, doğru den bahsetmek
kural olarak zaten bahsetmeyi birlikte zaten birlikte öğretmemiz gerekiyor. Ha diyelim ki birlikte öğretmedik. Ne oldu? Bir dil bilgisi betimlemesinin tutarlı olup olmadığını test etmenin basit olarak iki yol olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi bu betimlemeyi bilgisayar ortamına aktarmaktır. Eğer bu betimleme bilgisayar ortamında sonuçlar verebiliyorsa dil bilgisi yapısal olarak yeterli demektir. Yani Chomsky'nin o dil yeterliği düzeylerinin dışında bir de Weiner'in okudum anladım bildiğimi sanıyorum. Başkalarına öğretebiliyorsam bildiğimi biliyorum. Formüllendirebiliyorsam bildiğimden eminim. Şimdi bizim Türkçe bilgimiz ne yazık ki sanmak düzeyinde olduğu için bunları çok tartışmıyoruz. Şimdi bir bilgisayar ortamına aktaralım. Tutarlı mı değil mi görelim. Örnek cümlede biçim birim hem dan hem de yıl biçim birimi nesne yüklem ilişkisi kurmuştunuz. O benden bahsetti. İngilizceye çeviriyorsunuz. O beni bahsetti. İngilizceye çeviriyorsunuz. Aynı cümle. Yani benden bahsettiğinin derin yapısı beni bahsettiğiyle aynı. Yüzey yapı farklı. Şimdi bana düşen görev nedir? Benden bahsettiğiyle beni bahsetti arasındaki anlam inceliğini anlatmak. İşte bu Türkçenin zenginliği, inceliği. Çünkü aslında bir de her dilde bunun karşılığı var. Mesela buna partitif, parça bütün ilişkisi kuruyor den eki. Benden bahsetti, benimle ilgili bazı şeyler konuştu. Beni bahsetti, benimle ilgili her şeyi konuştu anlamına geliyor. Şimdi sokakta havadan sudan konuştuk. Havadan sudan konuştuk. Havadan sudan konuştuk da den ekine ayrılmaya kim diyeceğiz? Havayı suyu konuştuk ama den aslında işte kumaştan 5 metre, elmalardan 5 kilo pek günlük yaşamda da kullanacağımız gibi öğrencilerden birkaçı parça bütün ilişkisi kuruyor. Parça bütün ilgisiyle tamlama yapıyor. Dolayısıyla bu işte bu örnekte bunu ona açıklamamız aradaki farkı neden den eki kullanması gerektiğini bir dil bilimsel yetkinlikle anlatabilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece yanlış yaptın deyip çünkü o yanlışın nedenini anlamadığında zaten düzeltemezler. Dil bilgisi tutarlıysa diğer yol yani ikinci yol iki yol vardı. Biri bilgisayara aktarmak. İkinci yol ne? Bu da dil bilgisini eğitime uygulamaktır. Dil bilgisi betimlemesini öğrencilerinize öğretebiliyorsanız onlar da öğrenebiliyorlarsa dil bilgisinin tutarlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hele bu dili ikinci dil olarak öğretiyorsanız dil bilgisi betimlemesinin ne derece yeterli olduğunu daha iyi gözlemleme şansına sahipsiniz. Çünkü Türkçe ana dili olarak öğreten bir öğretmen belki dil bilgisini öğretemediğinin farkında bile olmayabilir ama ikinci dil olarak bu dili öğretiyorsanız bunun farkında olamamanıza olanak yoktur diyor Aydın. Gerçekten de öyle. Dil bilgisi dildeki ilkeleri anımsatmalı, değişkeleri üretime olanak verecek biçimde açıklamalı. İkinci dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere dil bilgisinin dildeki ilkeleri anımsatması, değiştirgenleri de üretime olanak verecek biçimde açıklaması gerekir. Ancak eğitime yönelik hazırlanan kitaplar geleneksel dil bilgisi anlayışını temel aldıklarında böyle bir amaca göre hazırlanmamışlardır. Kuralcı dil bilgisi anlayışı ile yazılmış bu kitaplardan öğrenci ne yapmaması gerektiğini öğrenmesine karşın ne yapması gerektiğini bir türlü öğrenememektedir. Ve ne yazık ki doğru söylüyor. Çünkü işte dil bilim bu bilimsel dil bilgisi bağlamında bize yol gösterici olarak olacak kuramlar anlamında. Yani yabancılara Türkçe öğretimde dil biliminin yeri dediğimizde dil bilimi bir bilgi türü olarak değil. İşte Prag Dil Okulu'nu anlatalım, Kopenhag Dil Okulu'nu anlatalım, Amerikan yapısalcısı Blomfield'i anlatalım, Avrupa işlevselcilerini anlatalım. Hayır, onlar değil. Ama işte Avrupa yapısalcıları, mesela Lucien Tenier'in kuramını ben dil bilgisinde nasıl kullanıyorum okulamaya attığımda Lucien Tenier'in dil bilgisayar kuramını, bağıntıları gösteriyor. Çünkü diyor ki cümle kurmak bağıntı oluşturmaktır. Chomsky'nin yöntemini, dil bilim kuramını yine dil bilgisine uyguluyorum. Çünkü
Türkçe'yi hepsini ya da dağılımsal dil bilim. Mesela ımekinin farklı işlevlerini. Vurgu değişince anlamı nasıl? Dağılımı değiştiriyor. Dağılım değişince Türkçe'de anlam değişiyor ve çok kolay bunu aynı sesteş eklerin ve sesteş sözcüklerin bağlam içinde farklı değerler üstlenebileceğini bu bağıntılardan hareketle dil bilim kuramlarından yola çıkarak çok açık bir biçimde gösterebilmemiz mümkün. Bunu yapmamız gerekiyor. Türkçenin doğası nitelikleri belirleyici olmalı ama Türkçe söz diziminde sözcüklerin yeri çok önemlidir. Bakın yine bir yabancılara Türkçe öğretim kitabından, makalesinden alınmış bir alıntı bu. Diyor ki Türkçe söz diziminde sözcüklerin yeri çok önemlidir. Bir sözcük başka bir sözcükten önce ya da sonra kullanılırsa sözcüğün değeri değişir. Bu nedenle sözcüklerin görevi ve değeri cümledeki yerine göre belirlenir. Bakın cümledeki yerine göre belirlenir dediğinizde siz polisentetik bir dilden bahsediyorsunuz. Çekimli bir dilden bahsediyorsun çünkü söz dizimi sabittir. Oysa Türkçenin doğası söz diziminin sabit olmamasını, yer değiştirebilir olduğunu gösteriyor bize. Cümlede en değerli sözcük genellikle yüklemdir. Şimdi değerli sözcük yüklemdir. Nasıl seçiyoruz değerli sözcüğü? Ve sonda bulunur. Her zaman sonda bulunmak zorunda mıdır? Diğer sözcükler yükleme yakınlıklarına göre değer kazanırlar. Belirtisiz, yalın durumdaki nesneler yüklemden ayrılmazlar. Evet, yüklemin yanında olur. Çünkü deyimleşme eğilimindedir. Bunu da Türkçenin yapısı içinde izah edebiliyoruz. Bakın şu anlatılanlar Türkçenin niteliklerini yansıtmıyor. Türkçe için bilimsel bilgi değil, geleneksel bilgi. Şimdi bu bilgileri okuyan bir yabancı Türkçenin sonra farklı davrandığını görecek. Biraz önce söylediğim ben geldim, geldim ben. Şimdi eklemeli dillerde ise sözcüklerin görevleri kavram ilişkisi kuran eklerle belirlenir. Sözcüğün bulunduğu yer ile değil. Ayrıca Türkçe'de söz dizimi değişime izin verir. İşte ben kitabı okudum, ben okudum kitabı, okudum ben kitabı, okudum kitabı ben okudum, kitabı okudum ben, okudum kitabı, kitabı okudum. Şimdi bu kitap okundu tarafından, okundu kitap tarafından çatıyı değiştirirsem mesela bunu ben 1, 2, 3, 4 değişik defa yine yazabilirim. Dolayısıyla Türkçe'de bu farklı cümle. Şimdi bunların hepsi aynı bilgiyi veriyor ama farklı söylemsel değerlerle veriyor. Çünkü şimdi biz dil öğretirken aynı zamanda kültür aktarıyoruz. Şimdi dil kimliktir diyoruz, söz kişiliktir diyoruz. Öyleyse şimdi Türkçenin bu permutable yapısı aslında Türk tarihiyle, Türk kültürüyle ilişkisi. Doğrudan doğruya bu yapıyla ben Türklerin çok duygusal insanlar olduğunu, duygulu insanlar olduğunu, duygusal değil de duygulu insanlar olduğunu söyleyebilirim. Niçin? Çünkü bu kadar çok yer değiştirinde aslında duygusal değer katıyor. Dolayısıyla işte çok duygulu bireylerden oluşan bir toplumun duygularını ifade edecek yapılara izin veren bir dili olacak. Artı dünyanın her karış toprağına basmış bir toplumdan bahsediyoruz. Sürekli göçmüş, göç etmiş, istediği yere gitmiş, dört bir dünyanın dört kıtasında at oynatmış bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla cümlelerde de sözcükler yer değiştirebiliyor ama bir şeyi söyleyebiliyoruz. Ömer Naci Soykan buna sıfır söz dizimi, aynı zamanda %100 söz dizimi diyor. Hiçbir şekilde Türkçe'de cümlenin yapısını bozamıyorsunuz. Bu nedenle başka dillerden sözcüklere de izin verebiliyor bu yapısı gereği. Bu kadar çok Arapça, Farsça, işte Yunanca, Ermenice başka dillerden gelen sözcüğü Türkçenin söz dizimiyle açıklamak mümkün. Bir başka dil buna izin vermiyor. Dolayısıyla özgürlüğün, demokrasinin çok özgür olmasına rağmen çok da önemli bir disiplinin göstergesi Türkçenin yapısında. Biz bu Türk kültürünün ve Türk kimliğinin izlerini de görebiliyoruz. Çünkü yabancılara Türkçe öğretirken biz sadece dil öğretmiyoruz. Türk bakışıyla bir evren tasarımı kazandırmaya çalışıyoruz. Türkçe öğrenen birisi Türk'ü, dünyayı
Türkçenin gözünden görüyor. Yani diyor ya Arif Nihat Asya, kılıç kalkan sesinden, nar çakırtısından, dilimde ince kalın K harfinin bolluğu, bellidir ecdadımın at üstünde yaşayıp yeri göğü kılıçla imzalamış olduğu. Tabii ki sadece K sesi değil, söz dizimi de aslında Türkçe'de Türk yaşam biçiminin bir göstergesi olarak. Bunu da tabii ki sezdireceğim. Türkçe aslında bir seçenek dilidir. Seçenekler dilidir. Hani dedim ya biraz önce, özgürlüğün dili, Türkçenin doğası. Ben yabancıya Türkçeyi öğretirken bu dilin Türkçe olduğunu, Türklerin dili olduğunu, bu dilden hareketle Türkleri tanıyabileceklerini de hissettireceğim, sezdireceğim. Çünkü Türkçeden hareketle Türk dostu olan Türkologlar vardır. Ki bunlar hikayelerini anlatıyorlar zaten. Bunlardan biri mesela Yunanistan'da giriyor, Türkçe dil bilgisi kitabını alıyor. Sonra yağmur geçsin diye kitapçıya giriyor. Karıştırıyor, bir Türkçe dil çıkarken satın almış. Sonra gidiyor okuyor. Sonra diyor ki benim bu muhteşem dili öğrenmem gerekiyor. Sonra benim bu ülkeye gitmem gerekiyor. Sonra bunu ben Londra'da öğretmeliyim diyor. Ve 30 yıl, 10 yıl, 20 yıl Türkçe dersleri veriyor Londra'da, üniversitede. İşte Johann van der Valle'yi biliyoruz. Max Müller'i biliyoruz. Türkçe söz dizimi, Türkçe dil bilgisi Kovan'da Arının Bal Peteği gibidir diyor. Türkçe dil bilgisini okumak, bal peteğinin nasıl oluştuğunu izlemek gibidir diyor. İşte Türkçenin bu incelikleriyle Türkçe'ye olumlu bir tutum da oluşturacağım. Kültür aktaracağım çünkü dilin böyle bir, dil öğretiminin böyle bir amacı da var. Türkçe'yi ana dil olarak öğrenen, daha doğrusu edime dönüştüren biri bu yapılar arasındaki işlev farklarını bilerek bilinçli bir seçim yapabilmeli. Türkçe'yi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen birine konuşan kişinin bilinen geçmiş zamanda bir kitabı okuma işini yaptığını iletmek için bu yapılardan birini seçebileceği öğretilmeli. Türkçenin yapısal farklılığına dikkat çekilmelidir. Ve sonunda da yine, en sonunda da şunu içinde söylediğim gibi Einstein'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bir şeyi babaannemize öğretemiyorsak demek ki yeterince bilmiyoruz. Peki babaannemize öğretebilecek imkanları ne verir bize? Dil bilimsel yaklaşım, tekrar ediyorum. Bilgisel olarak, kuramsal olarak dil bilgisi kuramları tarihçesi değil. O kuramların Türkçe'de nasıl uygulandığı ile ilgili kafa yormamız gerekiyor. Çünkü dil bilimciler ne yazık ki Türkçe ile çok fazla ilgilenmiyorlar. Türkçeciler de ne yazık ki dil bilimle çok fazla ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla Türkçe öğretimi, özellikle Türkçe eğitimi ne ana dil bağlamında ne de yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında dil bilimden yeterince destek almıyor. Yani yabancılara Türkçe öğretim paradigmasının güneşi dil bilim ve Türkçe olmalı alan olarak. Yine tekrar ettiğim şeyi tekrar edeceğim. Dil bilim dil öğretimine indirgenemez. Dil öğretimi de dil bilgisine, dil bilime indirgenemez. Fakat dil bilim bir yaklaşım olarak, yani bir bilimsel eğitim yaklaşımı ve bilimsel bilgi yaklaşımı olarak Türkçe öğretiminin, genel anlamda söylüyorum, hem yabancılara Türkçe öğretiminin hem de ana dil olarak Türkçe öğretiminin güneşi olmalı diyorum. Çünkü eğitimin de işe yarayanı, pragmatik sonuçlara ulaşabileni bilimsel eğitim anlayışı. Geleneksel, yani bilgi odaklılığa karşılık bilim odaklılık. Ne nasıl öğretirsek öğretelim, ne öğretirsek öğretelim ama öğretme süreçlerimizde bilim yol gösterici olmalı. Tabii ki bizim öğrettiğimiz gerçeklik dil olduğuna göre dilin doğası, Türkçenin doğasını inceleyeceğimiz, çözümleyebileceğimiz dil bilimden yararlanmak zorundayız diyorum. Dikkatiniz için, sabrınız için teşekkür ediyorum. Sorular olacaksa onu alabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hocamızın da belirttiği gibi sorusu olan doğrudan hocamıza seslenerek sorusunu sorabilir. Buyurun.
Sadece soru değil, katkıda bulunmak isteyen olur, selam vermek isteyen olabilir ama zannediyorsam hocamızı uzun zamandır görmeyen hocalarımız var. Selamı biraz kısa tutarsak iyi olur. Hocam merhabalar. Merhaba. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Gerçekten tez döneminde çok gelemedik ama yine de buradan o bilgileri tazelemeniz benim için çok çok iyi oldu hocam. İbrahim mi konuşuyor? Evet hocam. Merhaba İbrahim. Merhabalar hocam. Başka yok herhalde. Hocam ben Demet, Demet Sancı Uzun. Demet deme sen de tanırım yani. siz tanırsınız evet hocam. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir çünkü sesinize soluğunuza hasrettik. Bizi de yenilediler. Size de çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Yine başka toplantılarda umarız sizinle kavuşmak mümkün olur. İnşallah. İnşallah. Hem de böyle yüz yüze. İnşallah. Teknoloji araya sormadan. İnşallah hocam. Buna da şükür. Evet bence de. Gerçekten Emrah Bey teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza size önemli bir fırsat paylaşmak için. Hocam biz teşekkür ediyoruz davetinizi geri çevirmediğimiz için. Bizim açımızdan da çok çok dolu bir program oldu. Hatta Fatih hocamız diyor ki hocam 10 yıldır aklıma takılan sorular vardı. Bu akşam netleşti. Bu da herhalde konuşmanın içeriğini. Ya biraz böyle çok genel olduğu için çok da derinlere inemedik ama başka inşallah böyle daha spesifik, daha özel konularda görüşmek üzere. Muhsin hocam iyi akşamlar diliyorum. Doktor öğretim üyesi Gülşah Durmuş. Sizinle Nevşehir'de bir sempozyumda tanışma şansı evet, elde etmiştim. Evet. Çok kıymetlisiniz benim için. Bazen öğrencileriniz aracılığıyla da görüşüyoruz. Sizlere selamlarımı, saygılarımı ulaştırmaya çalışıyorum. Çok benim teşekkür için gerçekten ediyorum Gülşah'cığım. Çok özelsiniz, çok kıymetlisiniz. Çok verimli, sorgulatıcı, farkındalık kazandırıcı ve çizgi dışı bir sunumdu gerçekten. Sıradan bakışların ötesine geçen farkındalık düzeyimi çok artıran bir sunumdu. Ağzınıza, yüreğinize, emeklerinize sağlık. Sizi dinlemeye doyamadım gerçekten. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı iletiyorum değerli hocam. Benden de sevgiler. Benden de sevgi, saygı. Hocam merhaba. Merhaba. Aydın Öncü. Oo, Aydın merhaba. Hocam saygılar. Eski dostlar burada. Evet. Eskimeyen dostlar diyelim hocam. Evet. Eskimeyen evet doğru. Saygılarımı sunuyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hocamın eski bir öğrencisiyim. Onun öğrencisi olan şanslı insanlardan birisiyim. Teşekkür ediyorum. Meslekte 25. yılımı çalışıyorum. Çok iyi bir öğretmenlik yaptık. Başarılı bir öğretmenlik yaptık. Bu hani bunu kendimizi övme anlamında söylemeyelim ama olanı da tespit edelim. Bunda hocamın katkıları çok büyüktür. Üniversite yıllarına kadar öğrenemediğimiz bir türlü o işte geleneksel kuralcı şeylerden sıyrılıp da bir türlü kafamıza yerleştiremediğimiz şeyleri hocamız bizi o meşhur bir şey vardı onun prensibi denizde dalgalanmadan durulmaz derdi bize. Bizi durmadan o dalgalarla boğuştura boğuştura güzel öğretmenler yaptı. Ona çok teşekkür Bazıları ediyorum. Bazıları boğuldu, kurtulan. Biz çıktık hocam çok şükür karaya. Farkımızı da hissettirdik her zaman her yerde. Bunu size borçluyuz. Sizin gibi değerli teşekkür hocalarımıza ederim. Borçluyuz. Sağ olun. Saygıyla ellerinizden öpüyorum. Bütün sevgiler. Arkadaşlara da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum buradan. Bizden de sana. Merhabalar. Merhaba. Merhaba hocam. Ben Nuriye Katı, 2012 Türkçe eğitim mezunuyum. Merhaba Nuriye. Hatırladınız mı bilmiyorum hocam tabii ama. Çok sevindim hocam. Sizi görmek, dinlemek çok güzeldi.
Sizi burada görmek hem duygulandım hem evet. hem duygulandım hem bilgilendim, hatırladım. Teşekkür. Uyguladığım şeylerin yanlış olmadığını da fark ettim. Gerçekten 5-6 yıldır yabancılara Türkçe öğretiyorum. Sizin verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak çok fazla dersim kolaylaştı diyebilirim. Evet. Bunun için çok teşekkürler. Benim bir ben sorum olacaktı hocam. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Evet. Hocam şimdi dil bir bütündür aslında yapılar, işlevler olarak evet, düşündüğümüzde doğru. Ama şimdi biz hal eklerini, hal kategorisi eklerini öğretirken bütün işlevleri mümkün mertebe vermeye çalışıyorum hı-hı. aslında. Ama tabii ki hal eklerini de düşündüğümüzde hatta zamanları bile düşündüğümüzde çok fazla işlev çıkıyor. Mesela geniş zaman diye verdiğimizde 13 farklı kullanım alanı olduğunu da fark ediyoruz. Ama mesela hal eklerini öğretirken bir sınırlamaya gitmeli miyiz seviye seviye yoksa mesela dan durum ekini verirken her seviyede tekrardan bu konu açılmalı mı yoksa ilk öğretirken bütün işlevlerini de vermeli miyiz? Evet, zaten metinler ona göre seçiliyor, seviyelere göre hı-hı. seçiliyor. Dolayısıyla metinlerden hareketle, diyaloglardan hareketle yani yaşam şimdi bilimsel bilgi ne demek? Pragmatik bilgi. Pragmatik bilgi ne? Yaşantılarda kullanılabilen bilgi. Dolayısıyla en çok kullanılandan en aza doğru. Anlatabildim mi? Hı-hı. Anladım işte, hocam. Yani ben söylemeye çalıştım. Asla barkodlamayalım, asla etiketleyelim. Hatam ayrılmaya ki demeyelim. Evet. En önemli evet. ki demeyelim. Zaten eskiden e hali, de hali, den hali olarak vardı. Evet. Daha doğruydu. Niye ayrılma onlardan biri sadece ve çok işlerde şey dedim mesela annemden mektup aldım, evden geldim. Ya bu farkı sezelim. Hiçbir şey anlatmaya gerek yok aslında. Çünkü dilin önemli işlevlerinden biri yaratıcılık. Yoksa dilin yaratıcılığını öldürüyorsunuz. Her şeyi ya anlarken de öyle. Yani hı hı. dilde anlam yoktur, değer vardır. Bağlamayacağız. Anlam sözlüktedir. Dil bir değerler bütünüdür. Sosyal öyle der. Bu değerler neyle ortaya çıkar? Kavramların birbiriyle ilişkisiyle ortaya. Onların kesişimidir. Hani dedim ya Türkçe matematiksel bir dildir. Ya böyle iki şey birleştiğinde üçüncü şey olur. Artık o iki şey de değildir. Tıpkı işte oksijenle hidrojenin birleşip suyu oluşturması gibi iki sözcük ya da bir ek iki sözcükle birleşince bir üçüncü şey oluşur. Yani su evet hidrojen ve oksijenden oluşur ama ne hidrojen ne de oksijendir artık. Su başka bir şeydir. Üçüncü evet. şey. Sodyum klorür de öyle. Yani sodyum ve klorürün birleşmesinden oluşur. Tuz, mutfak tuzu ama mutfak tuzu sodyum da değil klor da değildir artık. İşte evet. dil de böyledir. Yapı dediğimizde bunu kastediyoruz artık. Ve o yapı içinde şimdi bakın Türkçe 5000 yıllık bir dil. 5000 yıllık dilde biz sanki hiç yapı yokmuş gibi her şeyi tek tek anlatıyoruz. Sanki hiç kalıplaşma yok, hiç deyimleşme yok. Her şeyi alıyoruz böyle teker teker. Den geçmek. Ya den geçmek. Yani köprüden geçmek, köprüyü geçmek. Bir de senden geçmek. Vazgeçmek evet. anlamında. Değil mi? Terk etmek anlamında. Yani deyimleşmeler, o deyimleşmeler de zaten dil yapılarıyla oluşuyor. 5000 yıllık dil diyoruz. Ya ben Fransızca öğrenirken kalıp öğretiyorlardı bana. Ama Türkçe'de sanki hiç kalıp yokmuş gibi. Mesela bu sunuyu hazırlarken yabancılar Türkçe öğretim kitaplarına baksın. Mesela olumsuzluğu öğretiyor. Ma'yı öğretiyor mesela. Ma'nın çok önemli bir özelliği var. Nedir? Vurgu almıyor. Bunu öğretse, şöyle bir dikkat çekse ona. Sen ma eki vurgusudur. İsim fiil ekinden nasıl ayıracağım ben onu? Vurgusuyla ayıracağım. Evet. Değil mi? Şimdi hı-hı. vurgu çok önemli Türkçe'de ve hiç bahseden bir kitap görmedim ben. Konuşmadan bahsediyoruz. Konuşma becerisinden, dinleme becerisinden bahsediyoruz. Şimdi benim diksiyon dersim vardı konservatuvara. Onlara bir ödev verdim. Bir seslendirme verdim. Bir şiir okuyordu bir hanımefendi. Buradaki seslendirme hatalarını bulun dedim. Mükemmel, hiç hata yok demişler.
Evet, söyleyiş mükemmel, eklemleme mükemmel ama vurgu yok. Vurgunun olmadı. Niye? Çünkü dinlemeyi bilmiyoruz. Dinleme becerisi kazanamamışız. Çünkü her dilin kendine özgü ezgisi vardır. Türkçenin ezgisini Türkçeden çıkararak Türkçe konuşma becerisi kazandıramazsınız. Üstelik de sadece ezgi değil yani, bu işlevsel anlam ayırıyor. Değil mi? İşte artık yemiyorum. Artık yemiyorum. Yani artık sigara içmiyorum. Artık içmiyorum. Artık sigara içmiyorum. Tam olursa içerim. Sonucu ortaya çıkabilir. Evet. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim Nuriye. Samsun Üniversitesi Dilmer'den selamlar. Aleyküm selam. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Muhsin hocam merhabalar. Merhaba Behice. Oo. Nasılsınız hocam? Biz ailece karşınızdayız yine. Ailece hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi hocam valla keyifle dinledik. Çok teşekkür ederim. Yani hiç bitmeseydi dedik ama maalesef bitti. Olmuştur. Yani zaten çok dinlemişsinizdir eminim ama. İşte bu yüzden biraz yani güncelledim. Estağfurullah hocam. Doyamadık hocam. Devamını istiyoruz. Evet. Emre hocam size de teşekkürler, bizi hocamla yıllar sonra İnşallah. Buluşturdunuz. Estağfurullah. Evet. Hocam Meriç hocamızdan bir istek var. Tabii. Çiftlik konusunda bir seminer istesek demiş hocam. Ne konusunda? Sizin en uygun o. Hocam çiftlik. Ha, olur. Çiftler konusunda. Evet güzel. Konusunda. Çok güzel bir konu. Olur. O zaman buradan sözünü alalım hocam. En uygun olduğunuz bir vakitte. Uygun, tamam, uygun zamanda olur. Mart ayı içinde çok meşgulüm çünkü. Benim bir diğer uzmanlık alanım İstiklal Marşı malum. Evet. Onunla uğraşacağım. Hocam Nisan'ın 15'inden sonra sizi olur. Görmek isteriz tekrar. Olur. Kip tamam olur. Hocam, çünkü o konuda da çok sıkıntılarımız var. Merhaba. Merhabalar hocam. İstiklal Marşı'nı dinlemeyi de çok isteriz. Muhsin hocam çok özledik. Teşekkür ederim. Eğitim mezunları olarak evet. Tekrar dinlemek istiyoruz hocam. İnşallah. Şöyle bir Kazım Karabekir mezunları günü düzenleyelim de anlatalım olur. İnşallah hocam çok isteriz. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Muhsin hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Merve. Bunu bitti. Evet hocam. Zevkle dinledim hocam. Samsun Üniversitesi Tamer'den herkese selamlar iletiyorum. Hocam biz herkesin önünde de teşekkür etmek istiyorum. Bize Türkçeyi öğretme bilinci kazandırdığınız için çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık, ellerinizden öpüyorum. Ben Şantaj'ında Türkçe öğretiyor. Evet. Evet yabancılara öğretmenim Samsun Üniversitesi Tamer'de çok teşekkür ederim hocam. Zevkle dinledik. Takipteyim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Merhabalar hocam. Merhaba. Mersin'den sizlere selam hocam. Aleyküm selam. Merhaba. Benim adım Mustafa. Yabancı dil oral Türkçe eğitiminde yüksek lisans yapıyorum. Ne güzel. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gayet güzel Türkçe anlaşıldı değil mi benim anladıkları? Anlaşıldı sağ olun. Diliniz çok yüksek ama anladım biraz. Sağ olun. Evet çok güzel. Çok teşekkür güzel. Ediyorum. Çok, biz teşekkür ediyoruz. Nerelisin demiştin? Sudanlıyım hocam. Sudanlısın. Evet. Sudan'dan gelip Türkçe öğrenmek sonra Türkçe öğretmeye talip olmak. Biz teşekkür ediyoruz sana. Sağ olun hocam Mustafa. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Sağ olun. Hocam bu arada Erika Gilsin hocamız da sizi dinledi. Bilginiz olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyenlere, dinleyemeyenlere. Sizlere teşekkür ediyorum. Beni böyle öğrencilerimle buluşturdunuz. Hiç aklımda yok ki. Dediğim gibi başka seminerlerde inşallah buluşmak üzere. İnşallah hocam. Hocam
öğrencileriniz muhakkak söz alacaktır ama onun öncesinde benim aklıma takılan bir husus var. Tabii. Şimdi biz yabancı dil olarak Türkçeyi öğretenler üç gruba ayrılıyor diyebiliriz. Bir tanesi Türk Dil Edebiyatı mezunları. Evet. Diğeri Türkçe eğitimcileri ve bir diğeri de diğer yabancı dillerin öğretim evet. programlarından mezun olanlar. Bu üç evet. grubun lisans programına da baktığımızda dil bilimin yeri tartışılmaya çok açık. Açık, kesinlikle. Evet, yani dil bilimin ciddi anlamda bir eksikliği var. Evet, o yüzden özellikle belki, Türk Dil Edebiyatı'nda. Evet, Türkçe eğitimlerinde de öyle hocam. Yani dil bilim dersi olsa dahi seçmeli, veren hocanın dil bilim kökenli olup olmadığı ya da pedagojik evet. olarak konuya ne kadar hakim olduğu çok önemli. Sertifika programlarına da baktığımızda, ben şu ana kadar yabancılara Türk öğretimde dil bilim ya da dil bilimin yerine dair çok fazla konu görmedim. Hiç yok. Hiç konu evet. yok. Bizde de var sertifika programı. Ya benden dil bilgisi öğretimi istiyorlar ama hiçbir dil bilim istemiyorlar mesela. Evet. Aslında işte o dil bilgisi dil bilimsel olursa zaten anlamlı. Çok çok haklısınız. Bence yabancılara Türkçe öğreten bir hangi lisans programından mezun olursa olsun mutlaka yabancı dil bilmeli. Yani bizde böyle iletişimsel yöntemle yani kulak alışkanlığı kimle onu işte Blomfield'la ne yapıyorlar? Dağılımsal dil bilimin dil öğretme yansıması anlamında diyorlar ki alt bilinç düzeyinde dil öğretelim, kulak alışkanlığı edindirelim, tıpkı edinsin yani öğretmeyelim. Ama bunun çok da mümkün olmadığı eğer o dilin ortamında da değilseniz. Yani evet. diyelim ki Türkiye'de Türkçe öğreniyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ya da ilkokulda başlamışsanız bir yabancı dil öğrenmeye bunu yapabilirsiniz. Ama onun dışında mümkün değil. Yani ben Türkiye'de İngilizce öğreniyorsam kulak alışkanlığıyla çok şimdi evet televizyon izleyebilirim, radyo dinleyebilirim, gazete okuyabilirim. Ama bu çok çok fazla zaman alır. Bu mümkün değil. Öyleyse ne yaparım dil bilimden yola çıkarım. Ve dil genelcelerini kullanın. Mesela ben Türkçe bilgimden hareketle mesela işte öğrenci, işte öğretmen pencereden bakıyor. Yani çok verdiğim bir örnek. İngilizce hiç bilmiyorum ama Fransızca yabancı dilim. Bunun mesela den ekinin burada from'la çevrilmeyeceğini biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü Türkçe'de de bu. O işlevde değil. Şimdi ben Çiçeksin Bayılır Kuşlar Kokundan Google'da hem Fransızca hem İngilizce'ye çevirttim. Dize halinde Fransızca'da da İngilizce'de de yanlış çevirdi Google. From'u kullandı mesela. Ama ben onu nesre çevirdiğimde ve uygun hale getirdiğimde, yani bilgisayara yüklemeye uygun hale getirdiğimde from yerine of'u koydu. Yani Ergenekon'dan müjde yerine işte müjde of Ergenekon dedi mesela. Ben onu doğru anlattığımda, çünkü şöyle bir şey, siz bir İngilizce Türkçe öğretiyorsanız bazı başlangıçta en azından A1 düzeyinde bu cümle mantığının İngilizce'de nasıl olduğunu Türkçe kelimelerle izah edebilirsiniz. İzah edebilmelisiniz. O yüzden yabancılara Türkçe öğretmeye talip olan birisinin yabancı dil biliyor olması lazım. Celal Bey orada, Celal Varışoğlu deneyimi de var bu konuda. Yabancı dil bilmeden olur mu Celal Bey? Hocam şimdi yabancı dil şart değil deriz öğreticiden. Fakat biliyor olmamız sizin dediğiniz gibi bir farkındalık yarattığı için evet. Öğretici ve öğrenciyi tabii çok daha rahatlatır diye düşünüyorum. Evet. Çünkü muhatabımızın kafasındaki olası soru işaretlerini tahmin ettiğimiz için ona uygun çözümler üretebiliyoruz hocam. Evet, evet. Yani onun dilini bilirseniz bir de, değil mi? Çok daha kolaylaşır. Evet. Sorunlar çözülebilir, yani daha kolay çözülebilir. Evet. Hocam her üçü de öğretebilir yani ama dil bilim konusunda haklısınız Emrah Bey. Evet. İşte hocam mevzuyu ben şeye bağlayacaktım. Yani şu an bir 10 yıl öncesine göre çok ilerideyiz. Evet. Mesleğe yaklaşık bir 10 yıl önce başladık. O günkü durumla bugünü karşılaştırıyorum. Hem nitel hem nicel olarak. Yani hem akademik çalışmalar açısından hem de bireysel olarak dil öğretimi açısından inanılmaz bir safhadayız ama
Benim korkum şu, 20 yıl sonra aynı durumda olabiliriz. Çünkü evet, artık standartları belirlemedik. Yani bugün Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi 2021. Ama maalesef bizim hem lisans programımızın ne olması gerektiği, hem yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programının nereye yaslanması gerektiği, öğretici standartlarının ne olması gerektiği, açtığımız sertifika programlarına kimlerin katılması gerektiği, evet, ya bu alanı nereye yaslayacağımız konusunda maalesef üst düzey muhatap bulunamıyor. Evet. Bunun bir an önce ele alınıp, hı hı, standartlarının belirlenip, en azından bu standartlara asgari düzeyde uyulacak şekilde bir eğitim öğretim çerçevesinin çizilmesi lazım diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani bir paradigma oluşacak, bir bilimsel alan oluşacak ve onun güneşi tespit edilecek. Evet, bizim gücümüz yetmiyor. İnşallah gücü yetenler çıkar hocam. Ama zor gibi de gözüküyor. Çünkü şu an herkes farklı bir, bizim tabirle baş çekme olayı var. Maalesef yetkin kurumlarımız da elini taşın altına koymadı şimdiye kadar. Koymayacak gibi de gözüküyor. Çünkü onlar da farklı bir yarış içerisindeler. Bu konuda ben sizin özellikle görüşünüzü merak ediyorum. Yani dil bilimi ya da farklı disiplinler arası diğer derslerimiz de var. Yani bunları nasıl, nereye koymalıyız? Evet. Yani hepsi bir kere işlevsel olmak zorunda. Dil bilim dersleri, dil bilim tarihi olacaksa hiçbir işe yaramıyor. Bir eğitim sürecinin niteliğini nereden anlıyorsunuz? Sınavlarda sorulan sorulardan anlıyorsunuz. Şimdi dil bilim dersini koyan güç, eğitim fakültelerinin paket programı biliyorsunuz. Ve birkaç yıldır dil bilim dersleri var. Öğretmenlik sınavlarında, KPSS'de, alan sınavlarında dil bilimden soru soruluyor. Ama nasıl soru soruluyor? İşte yapısal dil bilim hangi okuldur? Cenevre Okulu. Ya ben dil bilimden kastettiğim bu değil. Şimdi yabancı dil mezunları dil bilim konusunda bizden daha iyi ama onların da Türkçe sıkıntıları var. Dil bilimle Türkçeyi örtüştüremiyorlar. Dolayısıyla bize dil bilimle Türkçe, yani Türkçenin dil bilimi, mesela bizim seçmeli dersimiz vardı. Türk Dili Edebiyatı öğretti. Dil bilim ve Türkçe. Ya, Türkçe'ye dil bilim kuramları açısından bakmaya çalışıyorduk biz o derste. Yani işlevsel yaklaşımla Türkçe, dağılımsal yaklaşımla Türkçe, bağımsal yaklaşımla Türkçe. Yani Türkçe'ye katkı sağlamaz. Onun için diyorum ki belirleyici Türkçe olmalı ve Türkçenin doğası olmalı. Türkçenin yapısı olmalı. Yani Türkçenin yapısını çözmeme katkıda bulunmalı benim okuduğum dil bilim. Eğer böyle olmayacaksa hiçbir işe yaramaz. Ya ben üretici dönüşümsel dili öğreniyorsam, mesela fiil çatılarını nasıl dönüştürdüğünü formüllendirebilmem gerekiyor. Mesela fiilimsilerin nasıl dönüştürdüğünü ve fiilimsilerin işlevlerini ne kattığını. Yani şimdi yine ben derse yapayım. Mesela mak'ı isimleştirir diyor. Mak isimleştirmez. Hiçbir zaman fiili isimleştirmez mak. Şimdi bunu dediğinizde sizin fiilimsiyi öğretmeniz mümkün değildir. Yani aklıma gelmiş. Yabancı Türkçe öyle diyor ki mak isimleştirir. Neyi isimleştirir? İsimleştirmez ki. Siz ismi sözlükte bulursunuz. Hiçbir maklı yapıyı sözlükte bulamazsınız. Yani bakın hiçbir zaman örtüşmüyor. Üstelik mak bir cümleyi dönüştürür. Bir fiili değil. Ya fiilden isim yapım eki gibi değildir. Ama hangi kitaba bakarsanız bakın. Mesela işte fiilimsiler diye kitap yazılmış. Orada da öyle diyor. İsme dönüş, isme dönüştürmez. Ama son derece Türkçenin çok 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 özel bir yapısıdır. Bir mimarisidir diyebilirim. Bir cümleyi başka bir cümlenin içine gömer. Başka böyle bir dil yok. Bunu işte fark ettirmem lazım benim. Ama böyle dil bilimin dışında, yani işlerinin dışında betimsel değil de, yani ben Türkçedeki fiilimsiyi tanımlamıyorum. Ne yapıyorum? Türkçenin dışında bir tanım var. Onu öğrencilerime kavratıyorum. Çünkü Türkçe programında da öyle. Diyor ki fiilimsin işlevlerini kavrar. Fiilimsin işlevinden kastettiği şey şu. Mak isim fiildir. An sıfat fiildir. Dık sıfat fiildir. Dolayısıyla gördüğü her dıka sıfat fiil diyor. Yani tanıdığımı gördümle işte geldiğini bilmiyordum cümlesindeki dıkı
aynı biçimde değerlendiriyor. Ya, ana dil olarak öğrenen bile. Şimdi tanıdığımı gördüğümde evet sıfat fiil ama geldiğini duymadığımda artık sıfat fiil değil. Gerçek işte ikisi arasındaki farkı sezmem gerekiyor. Ben bunu Türkçe'de bile yani Türklere öğretirken bile daha doğrusu üniversitede bile sezdiremiyorsam bu söylediğiniz şeyi yani yabancılara Türkçe öğretimi konusunda uzmanlaşmak, ihtisaslaşmak. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü'nün bir Goethe Enstitüsü'ne dönüşmesi mümkün mü? Bence değil. Niye değil? Çünkü Goethe Enstitüsü'ne ben Almanca öğrenmek istiyorum dediğinizde size yıllar boyunca bedava kitap geliyor mesela. Ve Almancayı öğretecek kitaplar geliyor. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü'ne yazsan size kitap gelir mi? Gelirse hangi kitap gelir? O kitap size Türkçe öğretecek nitelikte midir? Çok tartışılır. Dolayısıyla bu üst enstitüler yani Yunus Emre evet çok güzel bir girişim enstitü ama çok işlevsel mi? İşlevsel aslında son zamanlarda aktif. İnşallah 10 yıl sonra aynı yerde olmayız ama biz 10 yıldır Türkçe öğretmiyoruz hatırlatayım. Bizde Türkçe, yabancılara Türkçe öğretim tarihi çok eski aslında. Batı'dan daha eski. Kaşgarlı'yı unutmayalım. Üstelik Kaşgarlı Türkçe öğretimi açısından da Türkçenin geleceğidir. Yani ben dil politikaları açısından öyle söylerim Kaşgarlı için. Türkçenin tarihi değil, geleceğidir. Çünkü biz dil politikası açısından da Kaşgarlı'nın geldiği noktaya gelemedik henüz. Çünkü o eserini halifeye sunarken İslam'ın halifesine aslında şu mesajı veriyordu. Türkçe İslam'ın dili olsun. Madem ki İslam'ın kılıcı olacak Türkler, o zaman Türkçe de İslam'ın dillerinden biri olsun mesajı veriyordu. Bizim Türkçe ile şu anda ilgili öyle bir politikamız yok. Türkçe yılı da ilan ettik. Onda yani Türkiye'de Türkçe yılı da bana biraz ilginç geliyor. Türkçe'de başka ne yılı olabilir ki Türkiye'de? Bizim her saniyemiz, her dakikamız Türkçe zaten. Yani bu yıl Türkçe yılı, gelecek yıl ne yılı olacak mesela diye sorguluyorum ben. Ama yine de güzel. Yani belki Türkçe'yi gündemde tutacak. Yine de çok çok güzel ama Yunus Emre seçimi de çok çok güzel. Çünkü Türkçe'nin kurucusu. Ama işte Kaşgarlı Mahmud'un geldiği nokta mesela işte Araplara öğretiyor Türkçe'yi. Arapçayla yeniden düzenliyor. Bizim de Türkçe için bu tür çalışmalar yapmamız lazım. Yani dil evrensellikleri bakımından Türkçe'yi incelememiz lazım. Bunun için de dil bilim gerekiyor. Disiplinler arası bir çalışma gerekiyor. Dolayısıyla dediğiniz çok haklı, çok kolay değil yani. Yani Türkçe'yi biz daha tartışmasız bir biçimde bir dil bilgisini yazamadık. Cümle tanımına, dil tanımına bakın, cümle tanımına bakın. Ya efradını cami ayarını mani olmaması bir tarafta birinin tanımını zaten diğeri kabul etmiyor. Yani biz dilciler arasında böyle bir uzlaşma. Niye? Çünkü bilimsel bilgiye ulaşamamışız. Hepimiz inançlarımızla bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Kategorik yaklaşıyoruz yani. Mesela öğrenciler her derste bana biz niye böyle öğrendik, sen niye böyle direnç gösteriyorlar. Çünkü alışkanlıklarımızdan vazgeçmeye çok razı olmuyoruz ne yazık ki. Hocam yan tarafta mesajlar evet var. Chatte değil mi? Var evet çok evet, mesaj var. Türkçem benim ses bayrağım diyor. Evet doğru. Behice yazmış. Evet Cafer Akkaya o. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Sizlere ve tüm katılımcılara aydınan sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet. 30 yıl öncesine gittim hocam. 90 mezunuyum. Anlaşıp sözlemişiz. 90 hasret mezunlarının de danışmanıyım ben. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Evet doğrudur hocam. Danışmanımızdınız. Hı-hı. Kompozisyon dersimize giriyordunuz. Evet. Çok katkınız oldu bizlere. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekranda Şencan hocamı da görüyorum. 89 mezunu hemşerimiz. O da Aydın'da. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Cafer. Söz almak isteyen hocamız varsa buyurun. Evet. Yoksa da... Hocam merhabalar. Merhaba. Beni de sesimden tanıdınız mı? Oo Esra. Merhaba, hoş geldin. Sizleri... Esra nerelerde? Sizleri sevgiyle kucaklıyorum ve gerçekten çok özledim hocam. Beni sizinle buluşturan Emre hocama da sonsuz teşekkürler. Biraz hastayım, o yüzden görüntü açamadım ama sizi dinleyince iyileştiğimi fark ettim. Evet, sesim iyi geliyor bayağı. Sağ olun hocam. Anlattıklarınızı ki bizim de sürekli öğrencilerimize paylaştığımız bilgiler, fikirler sizin sayenizde oluştu. Tekrar çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özellikle verdiğiniz örneklerin, yani hem Türkçesini hem yabancı dildeki karşılığını verdiğiniz örneklerin, İngilizce veya Fransızca olan örneklerin ve dil bilimsel duyuş ve anlayışın Türkçeyi hem öğrenmede hem öğretmede hem sevmede hem sevdirmede hem de bir bilim dili olarak, yani Türkçeyi ve bilim yapılır anlayışını benimsemede, Türkçeyi böyle bir dil olarak görmede ve göstermede de çok büyük katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum. Ekrandan kollarımı uzatıp sizi kucaklıyorum hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum Esra. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Selamlar Esra, sevgiler Rize'ye. İyi akşamlar hocam. Bütün katılımcılara, herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Başka var mı acaba konuşacak olan? Ben söz alayım o zaman. Tamam. Zararsız olan arkadaşlara zaman tanımak adına. Öncelikle sizi yeniden dinlediğim için çok mutluyum hocam. Erzurum'a gittiğimde sizin dersiniz olduğunda kaçırmazdım. Öğrencilik sonrası dönemde de. İyi öğrenciydim. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Sizi sınıfça çok severdik. Ben de 1995 mezunuyum. Evet. Hocam bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Natella vardı Litvanya'da. Evet. Natella'yı biz doktoraya aldık. Natella şu an benim doktora güzel öğrencim evet oldu. Evet, güzel. Evet, güzel, inşallah. İnşallah uygun görürseniz gelecek dönemde sizden ders aldırmayı isterim hocam Natella'dan. Tabii. Olur. Memnuniyetle. Zaten çok istiyordu gelmeyi. Evet. Geldi sonuçta, öyle mi? Güzel oldu. Bu dönem uzaktan ders alacak. Pandeminin imkanları. Burslu olarak doktorayı aldık. Yüksek lisansı vardı. Slav dillerinde yapmıştı yüksek lisansını. Hangi alanda yapmış? Türkçe mi yine? Yüksek lisansı Slav dilleri alanında. Evet, Polonya'da Slav yani dilleri. Bak Slav, o da güzel dilleri yani. Sonuçta o da iyi. Sonra Türkçe güzel olur. Sağ olsun. Rektörümüz bize bu imkanı verdi. Onu doktorayı aldık hocam. Güzel olmuş. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Diyelim. Başka soru soran var mıdır? Hocam söz alabilir miyim? Tabii ki, buyurun. İyi akşamlar. Ağzınıza, gönlünüze sağlık, emeğinize sağlık hocam. Çok memnun olduk. Çok mutlu olduk sizi dinlemekten. Çok doyurucuydu. Konu dışında bir soru sormak isterim. Aklımda daha önceden takılan bir soruydu ama mastarlarla ilgili verdiğiniz örnekten yola çıkarak aklıma geldi. Şimdi eklemek istiyorum. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında öğrenenler için, öğrenciler için özel amaçlı sözlükler hakkında, sözlük düzenleme hakkında düşünceleriniz nedir? Nasıl sözlükler düzenlemeliyiz? Yani öğrenenlerin daha kolay, işini kolaylaştıracak nitelikte sözlükler düzenlemenin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Evet, bir çok yöntem, doğru. Bir
daha doğrusu bir bakış açısı kazandırabilir misiniz bize? Bu anlamda fikirlerinizi almak şimdi çok önemli. Şimdi biraz önce söyledim ya, dil bir yapı. Ben teşekkür ediyorum ama bu sorunuz için de öyle. Dedi ki dil bir yapı. Şimdi 5000 yıllık bir dilden bahsediyoruz. 5000 yıllık bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Mesela bizim Türkçe'de kullanılan deyimler sözlüğümüz var bizim. Atasözleri sözlüğümüz var. Kalıp sözler sözlüğümüz var. Ve onları daha çok sosyal ortamda kullanıyoruz. İşte selamlaşmadır, teşekkür etmedir, taziye dilemedir falan filan. Ama Türkçe'de hiç olmayan kalıplaşmış yapılar. Mesela ne de gibi. Diyelim ki olumsuzluk. Yine kitaplara baksın. Ben olumsuzluktan örnek verebilirim. Diyor ki Türkçe'de olumsuzluk ma ekiyle yapılır. Peki yokla yapılır. Bir de sız ekiyle yapılır. Sız eki zaten olumsuzluk yapmaz. Yok yokluk ifade eder. Bu olumsuzluk değildir. Ama şimdi yoka olumsuz diyorsak yokluk olumsuz diyelim hadi. Peki bende para ne gezer dediğimde ne gezer ne demek? Bende para yok. Yok demek. Şimdi işte dil bilgisi kitabında ne gezere işte olumsuzluk kalıbı diyen bir şey görmedim ben mesela. Bizim bu tip sözlüklere ihtiyaç. Mesela ırsasın, abilirsesin. İşte bir kartal havalandı Erzurum'dan, pençesi taşa geçer, basar ayaklarını göğsüne basar. Kalkabilirse kalksın düşman o zaman. Abilirsesin, bakın bir yapı. Şimdi ben Fransızca öğrenirken bu yapıları hep öğrettiler. Yani ben öyle çok iyi Fransızca da bilmiyorum. Ortaokul, lise düzeyinde. Şimdi a bilirse sın yapısını ben öğretmiyorum. Ama günlük dilde var mı? Var. Diyor ki gelebilirse gelsin, yapabilirse yapsın. Değil mi? A bilirse sın yapısı amaz demek. Bir yetersizlik ifade ediyor. İşte bu yapıların ki mesela den vazgeçmek. Vazgeçmek değil. Den vazgeçmek, den korkmak. Çünkü korkmak fiilini biz başka bir hal ekiyle kullanmayız. Sadece den korkmak. Ben senden korkuyorum, ben karanlıktan korkuyorum. Şimdi karanlıktan korkmak, den korkmak, karanlıktan da biz yer tümleci diyoruz. Karanlık nasıl yer olur? Değil mi? Kalıp, senden hoşlanıyorum, senden nefret ediyorum. Karanlıktan korkuyorum. Nefret etmek bakın denle kullanılır ve sadece denle kullanılır. Şimdi Fransızca sözlüğe bakın. O sözlükte yani genel sözlükte bu var. Mesela diyor ki almak fiili prendre. Prendre almak demektir. Normalde hiçbir şey yoksa quelque chose geçişlidir. Bir şeyi almak ama parla kullanılırsa başka anlama gelir. İşte başka bir prepozisyonla kullan. Mesela prendre de ise başka bir anlama gelir. Par ise başka bir anlama gelir. Bunları bana hep öğretiyorlar. Sözlükte bulabiliyorum bunları. Ama ben ne gezer yapısının bir Türkçe öğrenen bir yabancı sokakta duydu. Bende para ne gezer? Şimdi ne gezeri hiçbir yerde bulamayacak. Neye bakacak? Gezere bakacak. Hiçbir yerde bulamayacak. Anlatabildim mi? Dil bilgisinde de bulamayacak. Çünkü kimse bundan bahsetmiyor. Böyle çok yapı var. Yani diyorum ki dilin doğası bakın. Dilin doğası. Dil bir yapı. Artık deyimleşmemiş ama kalıplaşmış yapıları. Kalıp sözlerden bahsetmiyorum tabii. Onların kültürel şeyi ön planda. Ama bu şekilde a bilirse sın gibi. Mesela den başka bir şey yok. Mesela bu kalemden, bu telefondan başka bir şey değil. Ne diyorum ben? Bu telefon diyorum değil mi? Bu telefondan den başka bir şey değil. O bu fincandan başka bir şey değil. Bu kağıttan başka bir şey. Bu kağıt demek. Şimdi değil olumsuzluk yapar diyoruz. Oysa bu kağıttan, bu telefondan başka bir şey değil dediğimde bunun telefon olduğunu söylüyorum. Olmadığını değil. Bu telefon değil. Bu telefondan başka bir şey değil. Şimdi biz deni ayrı öğretiyoruz. Başkaya ayrı öğretiyoruz. Değili başka öğretiyoruz. Dolayısıyla başka başka öğrettiğimizde ya bu telefon değil, bu telefondan başka bir şey değil. Aynı şekilde olumsuz cümle diyoruz. Oysa bize bambaşka şeyler söylüyorlar. Değil mi?
Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada. Güzel soru. Yani kesinlikle böyle bir sözlüğe ihtiyaç var. Derlem sözlükleri yapıyorlar ama derlem sözlüklerinde sözcükleri esas alıyorlar. Bu yapılara dikkat etmiyorlar. Keşke etseler. Derlem sözlükleriyle ilgili hocam bir şey ilave edebilir miyim? Tekrar girdiğim derlem sözlükleriyle ilgili yapılan çalışmalarda havuzlamanın biraz eksik yapıldığını düşünüyorum ben. Tabii. Sadece yazılı metinlerle edebi metinler elbette olmalı ama bunun bir yüzdesi olması gerekmiyor mu? Yani bir ortam dinlemesi, konuşu, sokaktaki dil, farklı cinsiyetlerin konuşmaları, farklı yaş gruplarının konuşmalarından çok ciddi bir havuzlama yapılıp derlem, yani aktif Türkçenin, konuşulan Türkçenin derlem havuzlarının oluşturulması gerekiyor. Tabii. Şimdi bu da tabii ki geleneksel yaklaşım. Yazılı metinlerden hareket etmek. Bakın dil bilim ne der? Yazı dili fotoğraftır. Asıl dil konuşma dilidir. Evet. Çünkü edebiyat dili başka bir dildir, üst dildir. Yani kural değiştiren yaratıcılık, kuralcı yaratıcılıktan bahseder Chomsky. Şimdi edebiyat dilinde kural dışı yaratıcılık vardır. Oysa günlük dilde kurala bağlı kalarak yaratıcılık mesela bizde çok var o. Çünkü gerçekten zeki insanlarız. Yani bunların derlenmemiş olması Türkçe için büyük kayıp, son derece önemli. Ama edebi eserde zaten sizi şaşırtmıyor. Ama mesela öğrenci kantinindeki konuşmalar, otobüsteki konuşmalar, sokaktaki konuşmalar, kadınlar arasındaki konuşmalar, bütün bunlar kurala bağlı ve son derece yaratıcı yapılar ortaya koyuyor. Diyoruz ki şimdi dil yaratıcıdır. Edebi eserlerde kuraldan sapar. Yani sıra dışı bağdaştırmalarla o yaratıcılığı yerleştirir. Ama bir de kurala bağlı yaratıcılık vardır. O kurala bağlı konuşma bizde çok da var. Yani bu mizah mesela, mizah dili, karikatür, öyle sosyal medyada gördüğümüz çok zekice bu tür veriler var gerçekten. Aslında onların da derlenmesi gerekiyor. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sorusu olan varsa hocamızı alabiliriz ama hocam sizi de yorduk. Estağfurullah. Zevk aldım ben de. Zevkle buradaydım. Zaten yaklaştı. Delikanlı geldi. Kimdir o? Hocam bu benim oğlum. Ellerinizden öper. Ataber. Yakışıklı. Sağ olun. Gelmiş. Bunlar da alıştı. Şimdi durmuyor. Beni odada görünce uyurken girmişti. Evet. Hep birlikte ellerinizle öpüyoruz. Evet. Sorusu olan varsa son kez soru alabiliriz. Hocamızı da çok yorduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam yok galiba. Ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Son kapanış sözümü size bırakıyorum hocam. Kiplikle ilgili diğer seminer için ben size ayrıca rahatsız edeceğim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet ben çok. Ben de dediğim gibi zevkle anlattım. Zaten Türkçeden bahsederken başka türlü bir duygu, bir yorgunluk söz konusu olamıyor. Ne güzel ki diyorum. Ve tekrar diyorum ki bilmediğimiz bir şeyi öğretemeyiz. Yani rahmetli Şerif Aktaş öyle demişti bir gün. Bilen öğretir kızım. Bilmeyen öğretemez. Ne kadar çok yöntem bilse de öğretemez. Ama bilen yöntem bilmiyorsa bile bir şekilde öğretir. Yani biz önce dediğim gibi bu bilimsel arka planı halletmek zorundayız. Teknoloji, yöntem onlar çok önemli pek tabii ki. Dediğim gibi tekrar ediyorum yine dil bilim dil öğretimine indirgenemeyeceği gibi dil öğretim de dil bilime indirgenemez. Ama bir ortak alandır mutlaka birbiriyle ilişkili olmalı mutlaka. Yani dil bilim de pragmatik ne demek? Eğitime katkı yapacak pek tabii ki. Böyle bir dil bilimden, böyle bir alandan bahsediyoruz.
İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar hocam.